9. sınıf tayfa, hadi bakalım şimdi ikinci konudayız. Kümeler konusunu çalışacağız. Fakat ondan önce ne yapıyoruz? Önce geçen haftaki ödüllü sorumuzun cevabına bakıyoruz. Geçen haftaki ödüllü sorumuza bakarsak, Ahmet, Buse ve Can isimli arkadaşların evlerinin renkleri birbirinden farklı ve sarı, mavi, kırmızı boyalıdır. PQR önermeleri verilmiş 3 tane ve bu önermeler üzerinden oluşturulan bileşik önermemiz doğru olduğu söylenmiş. Peki o zaman burası 1. V bağlacı var. V bağlacında birin çıkabilmesi için arkadaşlar biliyorsunuz buranın 1 olması lazım. V bağlacında tabii ki buranın da 1 olması lazım. Şimdi P'nin 1 olduğunu bulduk. Q veya R'nin değerinin, bak yazayım uzun uzun, bunun da 1 olduğunu bulduk. O zaman Q veya R ne olacaktır? 0 olacaktır. Peki al bunu kenara. Q veya R 0 ise veya da 0'ın çıkabilmesi için her ikisinin 0 olması gerekiyordu. Bu durumda P'nin karşılığı 1, Q'nun karşılığı 0, R'nin karşılığı ne gelecektir? 0 gelecektir. Şimdi okuyalım. Ahmet'in evi kırmızı boyalı değildir. Bakıyorum, bu doğruymuş. O zaman Ahmet'in evi kırmızı boyalı olmayacak. O zaman Ahmet'in evi ya sarı olmalı ya da mavi olmalı. Peki, Buse'nin evi mavi boyalıdır diyor. Bu yanlış. O zaman mavi boyalı değilse ne olacak? Kırmızı ya da sarı olacak. Ve geldik Can'ın evine. Sarı boyalı değildir demiş Can'ın evine. Ama R0. O zaman yanlış bu. Demek ki Can'ın evi sarı boyalı. O zaman Can sarı. Sarıları siliyorum çünkü Can'ın artık sarı evi olduğunu biliyorum. Bu durumda Ahmet kardeşimizin mavi evi, Buse kardeşimizin kırmızı evi ve Can kardeşimizin de sarı evi olacaktır diyoruz ödüllü sorumuzun çözümünde. Evet arkadaşlar, kümeler konusuna başlıyorum. Hadi bakalım bu konu başlığı altında neler varmış, önce onu bir inceleyelim. Bu konu başlığında önce küme kavramına, ardından kümelerin gösterimine, evrensel kümeye, alt kümeye ve iki kümenin eşitliğini inceleyeceğiz. Hadi bakalım, başlama zamanı. Şimdi kümelerin öncelikle kullanım alanları ve faydalarına bakalım. Diyor ki günlük hayatta gruplandırma ve sınıflandırma sık sık karşılaşılan ve hayatı kolaylaştıran önemli ögelerdir. Bu ögeler kümeler konusunun temelini oluşturur. Örneğin yazılımcılar bilgisayar menülerini gruplandırır. Bu gruplandırmanın amacı oradaki neleri aranılan ayarlara kolayca ulaşmayı sağlamak. Ve bilgisayar kullanımı kolaylaştırmaktır. Aynı şekilde bir markette aranılan ürünün kolayca bulunmasını sağlayacak bazı düzenlemelerin olduğu fark edilir. İçeceklerin bir arada olduğu, temizlik ile ilgili olan her şeyin bir arada olduğu, bu ister istemez aranılan şeyin kolay ulaşılmasını sağlar gruplandırma. Hatta temizlik malzemelerinin kendi aralarında marka marka ve kullanım amaçlarına göre sınıflandırıldığı görülür. Demek ki kümeler bizim hayatımız içerisinde gerçekten var. Peki bu konuyu bitirdikten sonra ey 9. sınıflar, hangi sayfaları çözmen lazım, onları bir inceleyelim. 0'dan 9'a matematiği çözüyorsan sayfa 42 ile 49 arasını halletmen lazım bu video dersinden sonra. Dinamo matematiği çözüyorsan sayfa 49 ile 56 arasını halletmen gerekiyor. Hadi bakalım o zaman, önce video sonrasında ödevler. Öncelikle küme kavramıyla başlıyoruz. Diyor ki iyi tanımlanmış nesneler topluma küme denir. İyi tanımlanmakla kastettiğimiz şey ne? Önce onu bir açıklayalım. Bak, herkes tarafından net bir şekilde anlaşılması gereken cümle iyi tanımlanmış nesneler topluluğu. Eğer senin açından başka bir şey ifade ediyor, benim açımdan başka bir şey ifade ediyorsa o iyi tanımlanmış olmuyor arkadaşlar, haberiniz olsun. Diyor ki aşağıdakilerden hangileri diyor küme belirtir? Kış mevsiminin ayları. Sana da sorsan bana da sorsan arkadaş aynı şeyleri söyleriz. Aralık, Ocak, Şubat deriz. Dolayısıyla bu gerçekten iyi tanımlanmış. Dolayısıyla bir küme. İkiden küçük tam sayılar. Eğer matematiği bilen arkadaşlara sorarsanız başlarlar. 1, 0, eksi 1, eksi 2, eksi sonsuza kadar devam ederler. Dolayısıyla bu da iyi tanımlanmış. Okulumuzdaki gözlüklü öğrenciler. Arkadaşlar gözlüklü öğrencileri tak 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 diye belirtirsin. Dolayısıyla bu da iyi tanımlanmış. En güzel yerli filmler. Şimdi bak burada ayrılıyoruz. Neden? Çünkü sana göre başkaları güzeldir, bana göre başkaları güzeldir kardeşim. Bak sana göre bana göre işin içerisine girdiği anda biz bunlara iyi tanımlanmış diyemeyiz. Dolayısıyla bir küme belirtmez. Bazı kitaplar. Abi hangi kitaplar? Bazı kitaplar değil, şuradakini bile göstersen dersin ki yani şuradakileri gösteriyorsun ama hangilerini beğeniyorsun diye sorarsın. Dolayısıyla bu da iyi tanımlanmamış. O halde küme belirtmeyecektir. Geldim, kümeyi oluşturan nesnelerin her birine kümenin elemanı deniyor. Güzel, kümeye bakacağız. İçinde hangileri varsa onlar bizim elemanlarımız olacak arkadaşlar.
Uyarımıza bakalım, ondan sonra devam edelim. Uyarımız diyor ki kümeler diyor A, B, C gibi büyük harflerle gösteriyor. Bu bir şart. Büyük harflerle gösterilecek kümeler isimlendirilirken. Peki diyor ki A diyor, küçük A. A kümesinin elemanı ise diyor şöyle gösterilir. Bakın gösteriyorum. A elemanıdır A'nın. Şu ortadaki E'ye benzeyen birazcık yumuşamış şeklin anlamı elemanıdır demek. B A kümesinin elemanı değilse diyor. O zaman B kümesi elemanı değildir. Bak, eleman sembolünün üzerine çizgi çektiğimde demek ki bu elemanı değildir anlamına gelecek. A kümesinin eleman sayısı dediğimiz ifadede S A ile gösterilecektir diyoruz. B kümesinin elemanları asal rakamlardır. O zaman ben sana B kümesinin elemanlarını şöyle bir yazayım. 2, 3, 5 ve 7. Bunlar bizim B kümemizin elemanları. Asal rakamlar 2, 3, 5, 7. Hocam 11'i niye yazmadın? Malum rakamlar nereye kadar? 9'a kadar. Peki 1, B kümesinin elemanı mı? Bakıyorum, hayır, B kümesinin elemanı değil. Dolayısıyla elemanı değildir sembolü koyuyorum. 5, B kümesinin elemanı mı? Evet, o zaman elemanıdır sembolü koyuyorum. 11, B kümesinin elemanı mı? Bence değil. Göremiyorum çünkü burada. Dolayısıyla elemanı değildir sembolü koyuyorum. Ve en son bize B kümesinin eleman sayısını soruyor. Başlıyoruz saymaya. 1, 2, 3, 4 tane elemanı vardır diyor. Kümelerin gösterimlerini konuşacağız şimdi. Liste yöntemi, Venn şeması yöntemi ve ortak özellik yöntemlerini konuşacağız. Liste yönteminde kümenin bütün elemanları böyle süslü parantezler şeklinde gösterilecek. Onların içerisine yazılacak. Az önce ben çözdüğüm örnekte de gördünüz zaten, B kümesini oluştururken böyle süslü parantezde liste yöntemini kullandım. Gördüğünüz gibi süslü parantezin içerisinde 1, 2, 3 konmuş. Demek ki A kümesinin elemanları 1, 2 ve 3'ten oluşuyor. Venn şeması yönteminde kümenin bütün elemanları kapalı bir eğri içinde gösteriliyor. İlla ki daire kullanmak zorunda değiliz. Dikdörtgenler, üçgenler, altıgenler kullanabilirsin ama genelde göreceksin zaten soruları çözerken hep böyle daire kullanılıyor. Birazcık da böyle gelenekselleşmiş bir durum. Kümenin elemanını malum içeriye yazarken yanlarına nokta koyuyoruz. Bu kümenin adını hemen o kapalı eğrinin dışına birazcık daha yazıyoruz. Bu malum içeriye yazılmıyor. Elemanların önüne nokta koyulur demiş. Evet, ben biraz evvel onu zaten bahsettim. Ortak özellik yöntemi. Kümenin bütün elemanların sahip olduğu ortak özelliği matematiksel ifadeyle gösterilmesidir. Şimdi bak güzel kardeşim, ÖSYM sorduğu sorularda bu ortak özellik yöntemini epeyce bir kullanıyor. Kümeyi veriyor ortak özellik yöntemiyle. Bunu da okumasını bilmek lazım. Buyurun bir yardımcı olayım. X diyor öyle ki, bu çizginin anlamı öyle ki. X öyle sayılarmış ki, bakalım nasıl sayılarmış. 4'ten küçük olacakmış ve pozitif tam sayılar olacakmış. Ben bu A kümesini liste yöntemiyle yazmak istesem. 4'ten küçük pozitif tam sayılar. Kim bunlar? 1, 2, 3. Buradaki A kümesiyle aynı oldu. Dolayısıyla aslında burada verdiğim örneklerin hepsi birbirlerinle aynı olan kümelermiş arkadaşlar. Alıştırmamız geldi. Patates kelimesinin harflerinden oluşan kümeyi liste ve Venn şeması yöntemleri kullanarak gösterelim diyor. Peki başlıyorum. Bu kümemizin adı ne olsun? Mesela K kümesi olsun. Önce P'yi koyuyorum, araya bir virgül. A'yı koyuyorum, araya bir virgül. T'yi koyuyorum, araya bir virgül. Şimdi dikkat edin. Bir daha A'yı yazmıyoruz. Çünkü bir kümede bir eleman sadece bir kere gösterilir. İki kere, üç kere aynı eleman yazılmaz. Peki A'yı atladık. T'yi de atlayacağız o zaman. T'yi kullandık. E'ye geldim. E'yi hiç yazmamıştık. Ve sonrasında da S ile bu kümemizin liste yöntemiyle gösterelim. Bir süslü parantezle kapattım. Bir de gelin Venn şemasıyla gösterelim. Değişiklik olsun. Böyle bir çokgen çizeyim. Bu kümemizin adı K kümesi demiştik. Her elemanın yanına bir nokta koyuyoruz. Bu önemli. A, T, E ve S. Bunu da Venn şemasıyla göstermiş olduk. Uyarımız diyor ki kümede aynı elemanlar bir kez yazılır. Geriden geliyorsun kardeşim. Diyeceksin ki hayır, geriden gelmiyorsun. Sen beni geç okuyorsun. Aslında söyledim. Tekrar söylüyorum. Bakın, patateste iki tane A vardı ama biz bir tane yazdık. Çünkü bir eleman bir kez yazılır. Aynı elemanları defalarca yazmıyoruz. Sorumuzda 1 ile 40 arasındaki 6 ile tam bölünen doğal sayılardan oluşan kümeyi liste, Venn şeması ve ortak özellik yöntemleri kullanarak gösterelim demiş. Önce liste yöntemiyle başlayalım. Kümemizin adı A kümesi olsun. 1 ile 40 arasında 6 ile tam bölünenler. 6, 12, 18. 6'şer 6'şer arttırıyorum arkadaşlar. 24, 30 ve 36. Liste yöntemini tamamladım. Şimdi gelin şöyle bir daire çizelim ve bunun içerisine bu elemanları yazalım. 6, 12, yanlarına nokta koyduğuma dikkat edelim. 18, 24, 30 ve 36. Bir de ortak özellik yöntemiyle gösterelim. X,
Buraya bazen iki nokta da konulabiliyor arkadaşlar. Bazen düz çizgi de çizilebiliyor. İkisinin de anlamı öyle ki. X öyleymiş ki 1 ile 40 arasında olacak. 6'nın katı olacak. Ve bu arada K'mız tabii ki ne yapacak? Tam sayı olacak. Çünkü K tam sayı olmazsa X 6'nın katı ne yapmaz? Olmaz. Dolayısıyla ortak özellik yöntemiyle de bu şekilde gösterilmesi gerekir. Tekrar söylüyorum, bu ortak özellik yöntemi ÖSYM açısından son derece önemli. Şimdi biraz küme çeşitlerine bakalım. Boş küme kavramımız var. Elemanı olmayan kümeye boş küme deniyor. Bak, hiç elemanı olmayacak kardeşim. Hiç elemanı. Diyor ki mesela, diyor, uyarımıza bakalım bu sefer, sonra kızıyorlar bize. Boş kümenin eleman sayısı sıfırdır. Okey. Çünkü elemanı yok. Ve diyor şu sembollerle gösterilir. Bak böyle yuvarlak, üstüne bir çizgi çektiğimde boş küme anlamına geliyormuş, ya da liste yönteminde kullandım, o süslü parantezin içerisinde hiçbir şey yazmazsak tabii ki kümemiz boş küme olacak. Peki A kümesine bir bakalım şimdi. A kümesinin eleman sayısı sorulmuş bize. X sıfırdan diyor küçük olsun, doğal sayı olsun. Ya böyle bir doğal sayı yok. Doğal sayılar sıfırdan başlar. 1, 2, 3, 4, 5 diye gider. Sıfırdan küçük doğal sayımız olmadığından dolayı A'nın eleman sayısı sıfırdır. O zaman A kümesi nasıl kümedir kardeşim? Boş kümedir. B, X öyleymiş ki X B ile başlayan aylar. Bir düşünelim. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos. Yok abi B ile başlayan. Dolayısıyla B kümesinin eleman sayısı da ne yapacaktır? Sıfır olacaktır. Şimdi bak, çok büyük çakallık var bu C ve D kümelerinde. C kümesinde hocam bu zaten boş küme sembolü, demek ki sıfır diyemezsiniz. Bakın bu kümede kaç tane eleman görüyorsun dersen, ben bir tane eleman görüyorum. O da boş kümenin sembolü elemanı. Dolayısıyla C kümesinin eleman sayısı 1'dir. Peki buna baktığımda burada da bir tane görüyorum. Hocam orada iki tane yok mu? Bir bu tarafa doğru, bir bu tarafa. Araya virgül koysaydı mesela öyle düşünebilirdim. Ama burada bir tane var. Dolayısıyla D'nin de eleman sayısı ne olacaktır? 1 olacaktır. O zaman A ve B kümelerimizin eleman sayısı 0 olduğu için boş küme. Ama C ve D'lerin eleman sayıları 1 olduğu için, sıfırdan farklı olduğundan dolayı boş küme diyemiyoruz. Bir başka küme çeşidimiz sonlu ve sonsuz kümeler. Diyor ki eleman sayıları bir doğal sayıyla gösterilebilen kümelere sonlu küme. Sonlu olmayan kümelere de sonsuz küme denir. Şimdi doğal sayıyla belirtilebiliyorsa demek ki sayılabilir bir özelliği olması lazım ve sonu olması lazım ki sonlu olsun. Diğeri ise otomatikman işi kısalaştırmış. Eğer diyor bir küme diyor sonlu değilse sonsuzdur deyip işin içinden çıkıyor. Peki sonlu mu sonsuz mu diye sormuşuz. A kümesi X öyle ki X asal rakamlar. Bunu konuşmuştuk. 2, 3, 5 ve 7. Burası sonlu bir küme. Gördüğün gibi kapattım. Nokta nokta da kullanmadım. Yani bu böyle devam eder diyemedik. Dolayısıyla A kümesi sonlu bir kümedir arkadaşlar. B kümesine baktığımda X çift tam sayıları. Bir sürü var bundan. Bak 0, 2, 4 bıdı bıdı buraya giderken bir de tam sayılar demiş. Negatifleri de var. Eksi 2, eksi 4 bu tarafa doğru da bıdı bıdı gidiyor. Dolayısıyla bu kümeler sonlu olamaz. Bu küme sonsuz bir kümedir. Çünkü zaten ifadem sonsuza doğru gidiyor yani. X öyleymiş ki 0 ile 1 arasındaki tam sayılar. 0 ile 1 arasında tam sayı var mı ya? Yok. Dolayısıyla bu kümenin elemanı yok ki. Ama ne diyeceğiz? Sonlu. Nasıl ya? Hiç elemanı yok ki hocam. Sıfır tane elemanı var. Ne demiştik? Eleman sayıları doğal sayıyla ifade edilebiliyor mu? Sıfır bir doğal sayı mı? Evet, o zaman bu bir sonlu kümedir. Eksi bir ile sıfır arasındaki dikkat et. Reel sayılar. Aklına gelebilen her sayı reel sayı. Bak bu eksi bir ile sıfır arasında eksi 0,85 de var. Eksi 0,12 de var. Eksi 0,23 de var filan. Dolayısıyla bir sürü sayı var orada. Ve ben bunları oturup doğal sayılarla sayamam. O halde burası sonsuz elemanlıdır diyoruz. Geldik başka bir kümemize. Evrensel kümeyi tanıştıracağım size. Üzerinde çalışılan tüm kümeleri kapsayan kümeye evrensel küme denir diyor. Bak üzerinde bir kümenin çalışacağız. Bize A kümesi, B kümesi verecekler. O kümeden daha büyük bir küme. Ama o kümeyi de içinde bulunduracak kümeye evrensel küme diyormuşuz. Ve geleneksel olarak E ile gösterilir diyor. Bakalım. Sorumuz A kümesi 1, 2, 3 kümesi ve evrensel kümemiz X rakam olduğuna göre ben şemasıyla gösterelim demiş. Şimdi ben önce bir A kümesini göstermek istiyorum. Şöyle bir küme çizeyim. Hocam niye yuvarlak çizmiyorsun? Şey dermişim, yuvarlak zaten bu. Çizince böyle oldu. Evrensel küme ise rakamlardan oluşuyor. Daha büyük bir küme malum. Şimdi 1, 2, 3'ü kullandım zaten. 0 var o zaman. 4 var. 5, 6, 7, 8 ve 9. Buraya kadar. Dolayısıyla
Gördüğün gibi yukarıdaki tanımı tekrardan bir hatırlatalım. Diyordu ki üzerinde çalışılan A kümesi çalıştığımız küme. 1, 2, 3. Hatta şuraya da bir A kümemizi belirtelim. 1, 2, 3. Ve bundan büyük olacak. Bunu kapsayacak. Böyle saracak. Sardırdık işte E kümesini. Hatta E kümesinde A kümesinde olmayan elemanlar da var. Daha büyük bir küme olduğundan dolayı. O halde görüntümüz diyoruz bu şekilde olacaktır. Geldik alt küme kavramına. Bak burada çok çok ama çok 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 dikkatli olman lazım. Öyle böyle değil. Şimdi alt küme ifadesi biraz sonra epeyce bir genişleyecek. Önce bizi birazcık mutlu edecek gibi olacak ama hocam bunda da bir şey yok diyeceksin. Ama ilerleyen dönemlerde alt küme kavramıyla alakalı sağlam sağlam işlerle karşılaşacağız. Onun için ne olur özellikle istirham ediyorum dikkat. Diyor ki A kümesinin her elemanı aynı zamanda B kümesinin de elemanı ise. Şimdi bir A kümemiz var. O A kümesinin içindeki elemanların hepsi B kümesinde de varsa A kümesi B kümesinin alt kümesiymiş ya da diyormuş B kümesi A kümesini kapsar deniliyormuş. Görüntü olarak yan taraftaki görüntü gibi olmalı arkadaşlar. A kümesi gördüğünüz gibi mavi küme, B kümesi onun içindeki elemanları da sarmış. E hocam biraz önceki slide'ı hatırlayalım. Evrensel kümede böyle olmamış mıydı? A kümesinden daha büyük bir küme içindeki elemanları da kapsıyordu filan. Evet. A kümesi evrensel kümenin alt kümesiydi arkadaşlar. Burada da A kümesi B kümesinin alt kümesi. Diyor ki A kümesi B kümesinin alt kümesi ifadesi nasıl yazılır? Şöyle gösterilir. A kümesi B kümesinin alt kümesidir. Ağzı açık olan taraf hani küçüktür büyüktür sembolünü hatırlıyorsunuz. Onu böyle birazcık eğdirmişler. Dolayısıyla ağzı açık olan taraf yine büyük olan kümeye bakıyor arkadaşlar. Ya da diyor şöyle gösterilir. Yadası ne acaba? Belki şöyledir. Alt çizgiyle de gösterilebiliyor bazen. Diyeceksin ki o niye? Eşitlik durumunda söz konusu olabilir. Birbirlerine eşit olan kümeler birbirlerinin alt kümesidir. Detayını konuşacağız. B kümesi A kümesini kapsar. B kümesi A kümesini kapsar. Bakın ağız açık taraf yine B'de. Hocam aslında ikisi de aynı görüntü değil mi? Evet yani birisini aldık böyle çevirdik. Alt kümeyi çevirdiğinde kapsara dönmüş oldu. Ve dikkat ifademiz var. A kümesi B kümesinin alt kümesi değilse o alt küme sembolünün üzerine bir çizgi atıyoruz. Bu durumda A kümesi B kümesinin alt kümesi değildir oluyor. Şeydeki gibi düşün eleman sembolünde. Eleman sembolünün üzerine bir çizgi attığımızda eleman değildir haline geliyordu. Sorumuzda A kümemiz var, B kümemiz var, C kümemiz var. Bu kümeleri Venn şemasıyla gösterelim demiş. Fakat bu kümelerle ilişki olarak tabii bir şeyi fark etmen lazım. Bakın C kümesinde var olan A ve B elemanları B kümesinin içerisinde de var. O zaman ne diyebilirim? C kümesi B kümesinin nesidir arkadaşlar? Alt kümesidir. Şimdi biz burada sana mevzunun altyapısını kurduğumuzdan dolayı şöyle gösterebileceğimi düşünüyorum. C kümesi alt kümesiymiş. Kimin? B'nin. Peki B kümesindeki elemanlar A, B, E. A, B, E. A kümesinde var. O zaman burada da nasıl bir yorum kurabilirim? B kümesi A kümesinin alt kümesidir. Bak onu da böyle yazarsam demek ki bu üçlü arasında böyle bir ilişki var. En küçük olan kümemiz C kümesi. Elemanları kimler? A ve B. Bundan birazcık daha büyük olan, onu kapsayan küme B kümesi. A, B'yi zaten kullandım. Şuraya da E yazıyorum. Peki bundan daha da büyük olan, kapsayan küme kim? A kümesi. A kümesi bak A, B, E'yi kullanmışım. Kimler kalmış? C ve D. Onu da A'nın kendine ait olan kısmına eklediğimde bu şekilde karşımıza gelecektir diyoruz. Alt kümenin özelliklerini inceleyeceğiz. Dedim ya alt küme böyle uzun uzun genişleyen bir mesele içeriyor ve tekrar söylüyorum çok ama çok dikkatli olun arkadaşlar. Diyor ki boş küme her kümenin alt kümesidir. Şöyle gösterilebilir. Boş küme alt kümesidir. Mesela A kümesinin. Her küme kendisinin alt kümesidir. Mesela A kümesi A kümesinin alt kümesidir. Biraz evvel söylemiştim. Bundan dolayı bir eşitlik durumu söz konusu olabiliyor. Biraz evvel de gösterdiğimiz malum alt küme böyle de gösterilebilir, şöyle de gösterilebilir derken hem bu sembolü kullandım hem de bu sembolü kullandım. İkisi de kullanılmış ÖSYM tarihinde bilginiz olsun. A B'nin alt kümesiymiş. B de C'nin alt kümesiymiş. O zaman arkadaşlar A kümesi C'nin alt kümesidir. Bunu da biraz önceki örnekteki gibi düşünün. C kümesi B'nin, B kümesi de A'nın alt kümesiydi. O zaman C kümesi A'nın alt kümesi olmuş oluyor. Burada da tam tersi var. A B'nin alt kümesi, B C'nin alt kümesi ise A kümesi C'nin nesidir? Alt kümesidir yorumu çıkar. Uyarımız diyor ki en elemanlı bir kümenin alt küme sayısı. Bunu da geçen ders çalıştık mantıkta. Küçük bir hatırlatma tabii konuları birleştirmeyi seviyorum. Belki aklınızda daha çok kalıcı olsun. En tane farklı önermenin 2 üzeri n tane neyi vardı? Farklı doğruluk durumu vardı. Burada da
N elemanlı bir kümenin alt küme sayısı arkadaşlar aynı kuralla bulunuyor. 2 üzeri N. Demiş ki ısınmada A kümesi 0, 1, 2 kümesinin alt kümelerini yazalım. Şimdi bak bir defa boş kümemi yazarım. Başlangıçta böyle başlıyorum ben. Çünkü buradaki birinci maddede ne dedik? Boş küme her kümenin alt kümesidir dedik. Sonra bir elemanlıları yazmak istiyorum. Sadece 0'ın, sadece 1'in ve sadece 2'nin bulunduğu kümeler bu kümenin alt kümesidir. Sonra ikilileri yazacağım. 0, 1, 0, 2 ve 1, 2. Hocam 1, 2 yazdın, 2, 1'i yazmadın. Biliyorsun 1 ile 2'nin yerini değiştirdiğimde yeni bir küme oluşturmuyorum. Sadece onların konumlarını değiştirmiş oluyorum. Sakın. Yani burada sıranın önemi yok. Bir de ikinci cümle dedik ki her küme kendisinin alt kümesidir. O halde 3 elemanlı olan 0, 1, 2 de bunun alt kümesidir. Bir saymak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane alt küme bulduk. Aslında bunları bana yaz demeseydi de kaç tane deseydi böyle yazarak bulmazdım. Buradaki kuralımı kullanırdım. Ne derdim? 3 tane elemanı var. O zaman 2 üzeri 3'ten de 8 tane alt kümesi var deyip işin içinden çıkardık. Ama bu 8 taneyi de göstermiş olduk. Bakalım şöyle bir sayfayla karşı karşıyayız. Diyor ki bir kümenin kendisi dışındaki alt kümelerine öz alt küme denir. Şimdi bak biz demin kendisini hesap ettik. Hatırlayalım. 0, 1, 2'den oluşuyordu kümemiz. En son yazdığım alt küme kendisiydi. 0, 1, 2. Burada diyor ki kendisi dışındaki 0, 1, 2 at diyor. Öz alt kümesi denir diyor buna. Tamam, okey. O zaman alt küme sayısını 2 üzeri n'le bulmuyor muyduk? Bir tane küme atıyoruz. O da kendisi 2 üzeri n eksi 1 ile hesaplanacak öz alt küme sayısı. Sorumuz diyor ki alt küme sayısı 2 üzeri n ile öz alt küme sayısı 2 üzeri n eksi 1. Eksi 1 neydi? Kendisini çıkartıyorduk. Bunların toplamı 63'müş. Buyurun topluyorum ve 63'e eşitliyorum. Burada bir tane 2 üzeri n, bir tane de 2 üzeri n oldu sana 2 tane 2 üzeri n. Eksi 1'i karşı tarafa attım. Artı 1 diye geçti 64. Her tarafı 2'ye böldüm. Malum n'li ifade yalnız kalsın diye. 2 üzeri n eşittir 32 oldu. Peki 32 2'nin kaçıncı kuvveti? 2'nin 5. kuvveti olduğu için tabanları aynıysa üstler de birbirlerine eşittir. Dolayısıyla n sayımız 5'tir. Peki bize ne sormuş? Eleman sayısını. Zaten eleman sayısını n ile gösteriyoruz ki bu da bu soruda 5'miş. Sorumuzda T kümemiz var arkadaşlar. Çok önemli sorulardan bir tanesi. Ayırıcı bir soru. Dikkatli izleyin bunu lütfen. Buna göre T kümesi ile ilgili diyor 5 tane diyor öncül verdik. Kaç tanesi diyor doğrudur. Şimdi bakın. Eleman sembolünü incelerken bize verilen ifadenin aynısı kümede var mı diye bakacağız. Eleman sembolünü incelerken bu elemanın aynısı o kümede mevcut mu diye bakacağız. E hocam doğru da böyle bakacağız. Yani niye abartıyorsun ki bunu diyebilirsin, hemen açıklayayım. Alt kümede bakarken o küme parantezin içerisindeki elemanlar o kümede var mı diye bakacağım. Bak eleman sembolünde o var mı diye bakıyorum. Alt küme sembolüyle alakalı bir şey sorgulanmışsa eğer neye bakacağız? O kümenin içerisindeki elemanlara teker teker bakacağız. Şimdi ne demek istediğimi daha detaylandırayım. Bakın eleman sembolünü kontrol ediyorum. A elemanın aynısı var mı? Var. O zaman bu doğru. Eleman sembolü kontrol ediyorum. Bunun aynısını arıyorum. Süslü A diyelim buna. Parantezli A'lara süslü A diyelim. Süslü A var mı? Aynısı var. O zaman bu da doğru. Şimdi alt küme kontrol ediyorum. Alt küme kontrol ederken şuna bakacağız dedik. O süslü parantezin içerisinde C ve D'ye bakacağız. C ve D ayrı ayrı var olması lazım. C var mı burada? Sakın burada var deme. Çünkü bu bir eleman arkadaşlar. Biz ona süslü CD diyoruz. Eğer bu kümenin içerisinde sadece C olsaydı buna doğru diyebilirdim. Ama maalesef değil. Sadece D de yok. Dolayısıyla bu yanlış. Hocam bu nasıl doğru olabilirdi? Bak bunu konuşabiliriz. Bunu eğer bir tane daha parantez içerisine alsalardı ve şöyle sorsalardı. O zaman şöyle derdim. İlk süslü parantezin içindekine bakacağız. Şuna bakacağız. Bunun aynısı burada var mı derdim. Evet bunun aynısı burada var derdim. Dolayısıyla doğru olurdu. Peki. Alt küme kontrol ediyorum. Parantezin içerisindeki elemanı sorgulayacağım. A burada var mı? Var. Alt küme sayısı 32'dir diyor. Bakalım kaç eleman var. 1, 2, 3. Dikkat bu bir eleman dedik. Gözünü sevdiğimin. Burada da bir tane eleman var. 4. Dolayısıyla 2 üzeri 4'ten 16 tane olması gerekirken 32 demiş. Dolayısıyla bu da yanlış. O halde doğru sayımız 3 olacaktır. Doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır.
Sorumuzda A, B, 1, 2 elemanlarından oluşan bir A kümesi verilmiş. Bu A kümeniz alt kümenin kaç tanesinde 2 bulunur? A bulunur, 1 bulunmaz. A ve B birlikte bulunur, 1 veya 2 bulunur. Bak, bu soruda 4 tane ifadeden bahsedeceğiz ama her biri birbirinden kıymetli. Bir tanesini yaparken diğeriyle alakalı da konuşacağım ama burada kafana tam yatmayan bir şey oluşacak ilk başta. Onu da yatıracağım kafana, emin ol. Şimdi bak, seyret, takıl bana. Alt kümenin kaç tanesi 2 bulunur diyor. Şimdi ben bu kümeyi alıyorum daha rahat izleyin diye. 2'nin üstünü çiziyorum. Şimdi ben bu 2'nin üstünü çizdiğimde tabii öğrenci hemen ayaklanıyor. Hocam bulunur dedi, sen çizdin, artık bulunmayacak. Çok haklısın, çok haklısın. Birazcık sakin. Kaç elemanım kaldı? 3. Bu 3 tane elemandan kaç tane alt küme oluşturabilirim? 2 üzeri 3, 8. Ve hatta senin iddian şudur muhtemelen. Dersin ki ya bu 8 tanenin hiçbirinde 2 yok ki, sen 2 bulunurları bulmadın. Ve sonra benim iddiam şu. Ben bu 8 tane kümenin her birine 2, 2, 2, 2 hepsine 2 eklesem. Artık bu 8 tane kümenin içerisinde 2 kesim var mı kardeşim, var. Ay hocam ben anlamadım. Şimdi bunların hepsini bir yazmaya kalksam. Bakın A'yı tek başına, B'yi tek başına. Sonra A, B. Şu 1'i de yazayım, tek elemanlı olanlar. A, 1, B, 1. Böyle gidecek bunun alt kümeleri. Bunların hiçbirisinde 2 yok. Haklısın. Şimdi buna ne yapıyorum biliyor musun? 2 ekliyorum. Artık A2 var. Buna da 2 ekliyorum. Burası da B2 var. Burası da A, B, 2. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. Biz 2'nin üstünü çizerek evet o 2'yi iptal ediyoruz. Aslında bulunmaz sonucu veriyormuş gibi düşünebilirsin. Ama her birine daha sonrasında 2 eklediğimde bu işi kurtarmış oluyorum. Şimdi zeki pıtırcıkların bazıları şunu düşünüyordur. E hocam o zaman sen aslında şey demeye çalışmıyor musun? 2 bulunurla 2 bulunmazın eleman sayıları aynı olmalı. Alt küme sayıları aynı olmalı. Çok haklısın. Çünkü 2 bulunur ve bulunmaz. 2'nin bulunmayacakları 8 tane. Sonra her birine bir tane 2 eklediğinde 2'yi ne yapmış oluyorsun? Eklemiş oluyorsun. Bulunurla bulunmaz sayısı birbirlerine eşit olmuş oluyor. O zaman sizden bir ricam var. Bundan sonra bu tarz sorularla karşı karşıya kaldığımızda bulunur da dese, bulunmaz da dese üstünü çizeceğim kardeşim. Sen de bana niye diye sorma, çünkü açıkladım. Şimdi A, B, 1, 2 kümemi aldım. Diyor ki A bulunur, çizdim. 1 bulunmaz, çizdim. Kaç elemanın kaldı? 2. 2 üzeri 2'den kaç gelecek buradan? 4. Yorum yapmak isteyen ve mevzuyu tam oturtmak isteyen arkadaşlara gelsin bu cümle. Hocam 4 tane buldun. Sanki bunlarda A da 1 de bulunmaz gibi gözüküyor. Sonra bu 4 tanenin her birine A ekleyip aslında A bulunur, 1 bulunmaz yapacaksın değil mi? Evet. Vallahi bak bu cümleyi al, montajda arada bir seyret. O nispette kurdum valla. Şimdi yine kümemi alayım. A, B, 1, 2. A ve B birlikte bulunur diyor. Çat çat. İkisini sildim. Kaç tane elemanın kaldı? 2, 2 üzeri 2'den 4. Sonra bu 4 tane üzerine hem A'ya hem B'ye eklersin, biter. Fakat burada önemli olan meselelerden bir tanesi veya bağlacı. Buna dikkat edeceksin. Buna dikkat etmezsen bu seni çizer. 1 veya 2 bulunur demiş. Şimdi 1 veya 2 bulunur ne demek biliyor musun? 1 de 1 bulunabilir. Sadece 1 bulunabilir. Sonra sadece 2 bulunabilir. Belki de ikisi birden bulunabilir demek. Dolayısıyla buradaki meselemizi şöyle halledeceğiz. Toplam alt küme sayımıza bakacağız. 2 üzeri 4. Buradan hem 1'in hem de 2'nin olmadıklarını. E hocam bulurum ben onu. Çok haklısın, bulursun çünkü konuştuk. A, B, 1, 2. Hem 1 hem 2 bulunmasını istiyorsun. Çizerim hocam. 2 tane kaldı. 2 üzeri 2. Çok haklısın. Tüm alt kümelerden hem 1'in hem 2'nin bulunmadıklarını atarsan geriye kalan 16-4 yani 12 tanesinde ya 1 bulunur ya 2 bulunur ya da 1 ile 2 beraber bulunur. Hocam bu soruyu başka türlü nasıl çözeriz? Şöyle çözebilirsin. Uzun olur ama. A, B, 1, 2. Ne demiştik? 1 bulunsun, 2 bulunmasın demiştik. 1'i de 2'yi de çizdin. Kaç tane geldi? 2 üzeri 2'den 4. Çünkü 1 bulunur, 2 bulunmaz dediğinde hem 1'i çizeceksin hem 2'yi çizeceksin. Sonra hatta göstere göstere gidelim. A, B, 1, 2. Bu sefer 2 bulunsun, 1 bulunmasın. Ama ikisini de çizeceğiz. Buradan da 2 üzeri 2, 4. Sonra hem 1 bulunsun hem 2 bulunsun. Çat çat. Bunları yine sildim. 2 üzeri 2'den buradan da 4 gelecek. Bunları topladığınızda da yine 4, 4, 4, 12 gelecektir diyoruz ama burada 3 elemana filan çıkarsa biraz canınız sıkılabilir. Yani 1 veya 2 veya 3 bulunsun gibi. Dolayısıyla ilk çözüm çok daha garantidir. Tekrar söylüyorum. Tüm alt kümelerden ne yapıyoruz aslında?
1 ve 2'nin olmadıklarını atıyoruz. Geriye kalan kümelerde ya 1 var ya 2 var ya da 1 ve 2 beraber var. Eşit kümeler demiş. Elemanları aynı olan, dikkat et, eleman sayıları demiyor. Elemanları aynı olan kümelere eşit kümeler denir demiş. Ve A eşittir B ile gösterilir. Buna göre diyor hangileri diyor birbirlerine eşittir diyor. Sorumuz bakalım. O zaman ben bunları bir oluşturmaya çalışayım mümkünse. Karesi 10'dan küçük olan doğal sayılar. Doğal sayılar kaçtan başlar? 0. 0'ın karesi 0'dır, 10'dan küçüktür. 1, 1'in karesi 1'dir, 10'dan küçüktür. 2 de olur, 3 de olur, bu kadar. Çünkü 3'ten sonraki 4'ün karesi 16'dır ve 10'dan küçük değildir. R kümesi için diyor ki x 3'ten diyor küçük eşit olsun ama doğal sayı olsun. Tamam, o zaman 0, 1, 2, 3. 3'ten küçük ya da eşit doğal sayı, doğal sayının sınırı 0'dı mı? S kümesi karesi 9'dan küçük olan tam sayılar. Tabii eşitlik de olabilir. Bu kümemiz biraz daha uzun bir küme. Eksi 3'ün karesi 9 olacağı için eşitlik var. Eksi 2'nin karesi 4. Eksi 1'in karesi 1. 0, 1, 2, 3 olacaktır diyoruz. Birbirlerine eşit olan kümelerimiz elemanları aynı olanlardı. Dolayısıyla P ile R kümesi birbirlerine eşit olan kümeler. İlla ki S ile alakalı bir şey söyleyeceksek bence alt küme üzerinden bağlayabiliriz. P'deki ve R'deki elemanların hepsi S kümesinde de olduğu için şunu yazabilirim. P alt kümesidir S'nin ya da R alt kümesidir S'nin yazabilirim. Sorumuzda K kümesi XY, M kümesi XY, Z, T, R, K diye verilmiş. Şimdi verilen K kümesi ile M kümesinin arasında olan ne demek bu? L kümesi K'yı kapsayacak. L kümesi aynı zamanda da M'nin alt kümesi olacak. Vay vay vay. Kaç tane diyor L kümesi yazılabilir? Şimdi bakın. Bir, şuradan başlıyorum. Pratik yönteminden de bahsedeceğim, bilginiz olsun. Önce bir anlamaya çalışalım. Neden böyle yapıyoruz? L kümesinin içerisinde K kümesini kapsayacağından dolayı X ve Y kesinlikle olmalı. Çünkü aksi takdirde K kümesi, L kümesi, alt kümesi diyemezsin. Bunun yanına bir şeyler eklemek lazım. Belki de hiçbir şey eklemeyebilirsin. Yani boş küme. Hiçbir şey eklemeyebilirsin. Ekleyeceğin ifadeler bundan olmak zorunda. Neden? Çünkü L kümesi M'nin alt kümesi. O zaman sadece Z'yi ekleyebilirim mesela. Doğru. Belki sadece T'yi eklersin, K'yı eklersin, R'yi eklersin. Evet. Sadece Z'yi eklesem X, Y, Z hem L, K'yi kapsamış hem de M'nin alt kümesi olmuş olacak. T, K, R'de de aynı durum. Belki Z, T'yi eklemek istersin ya da Z, K'yi ya da Z, R'yi. Hocam ben seni anladım diyen arkadaşları alınlarından öpüyorum. Şu an yaptığım iş aslında iki kümenin farklı olan elemanları olan Z, T, K, R'de oluşturulabilecek alt kümeleri yazıyorum arkadaşlar. Bu böyle devam edecek. Sonra 3 elemanları yazacağım, 4 elemanlıyı yazacağım. Toplamda 4 elemandan üretilebilecek 2 üzeri 4'ten 16 tane L kümesi yazabileceğim. Bak mantığı bu. Fakat bundan sonra soruları çözerken şunu yapmanı rica ediyoruz. K kümesi XY, M kümesi XYZTKR. Ortak olanların üstünü çiziyoruz. Geriye kalan elemanlardan kaç tane alt küme oluşturabiliriz ona bakıyoruz. Tekrar söylüyorum, az önce mantığından da bahsettik. Küme başlığının artık bu kısmında neler konuştuk bir tekrarlayalım. Küme kavramından bahsettik. Dedik ki iyi tanımlanmış nesneler topluluğu. Sonra kümelerin gösterimden bahsettik. Liste, Venn, ortak özellik dedik. Evrensel küme dedik. Çalıştığımız kümenin üstte olan daha fazla elemanı bulunan bir küme dedik. Alt küme meselesi arkadaşlar bak burası son derece önemli. Burayla alakalı bilgi birikimlerinizi ve soru tiplerini gerçekten soru sayısında fazla olmak üzere arttırın. Alt küme meselesi önemli. Ve son olarak da iki kümenin eşitliği deyip kümelerle alakalı birinci bölümün sonuna geldik. Bu bölüme ait ödüllü sorumuz da şu. A kümesi 1, 2, 3, 4, 5, 6 elemanlarından oluşuyor. Buna göre A kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinin elemanlarının çarpımının çift sayı olduğunu soruyoruz. Hocam çok da zor sormuşsun demeyin. Bir küçük püf noktası var, ne olur dikkat edin. Hadi bakalım başarılar. Bir sonraki derste görüşürüz. Merhaba canlar, ben Umut Murat Hoca. Evet sevgili arkadaşlar, 9. sınıf konularından madde ve öz kütle konusuyla karşınızdayım. Eğer sen hazırsan dostum, ben de hazırım. Hadi gel madde ve öz kütle konusuyla ilk konumuza başlayalım. Sevgili arkadaşım, bu konuda neler göreceğiz? Bu konuda madde nedir? Kütle nedir? Hacim nedir? Düzgün şekle sahip katıların hacimleri nelerdir? Gazların hacimleri neler? Şekli düzgün olmayan katıların hacimleri nasıl bulunur?
öz kütle nedir deyip en sonda sıvıların hacmiyle bitiriyoruz sevgili dostum. Evet sevgili arkadaşım, bu konuyu günlük hayatta nerelerde kullanıyoruz? Kuyumculuk sektöründe kullanıyoruz, seramik sektöründe kullanıyoruz, bir de ebru sanatında kullanıyoruz arkadaşlar. Bu konuyla ilgili ödevleri yapmanı rica ediyorum sevgili dostum. Evet arkadaşlar, çok klasik olacak ama madde nedir? Canlı ya da cansız bütün her şeyin yapı taşı atomlardır biliyorsunuz. Atomlar ve moleküller bir araya gelerek maddeyi meydana getirirler. En klasik tabiriyle nedir arkadaşlar? Madde, kütlesi, hacmi, tanecikli yapısı, bir de eylemsizliği olan her şeydir diyoruz. Sevgili arkadaşlar, maddenin biliyorsunuz 4 tane hali vardı. Neydi bunlar? Katı, sıvı, gaz ve plazma hali. İşte eğer katı fazdan arkadaşım plazma fazına doğru gidersen ne olur? Enerjin artar. Aynı şekilde katı halden arkadaşım plazma fazına doğru gittiğimizde ne olacaktır? Sıcaklığımız da artacaktır diyoruz. Peki arkadaşlar, maddelerin işlenip biçimlendirilmiş haline ne denir? Sevgili arkadaşım, cisim denir değil mi? Cisim denir. Peki öz kütle, erime sıcaklığı, öz direnç, donma ısısı gibi özellikler maddenin nesidir sevgili dostum? Maddenin ayırt edici özellikleridir. Ayırt edici özellikleridir diyoruz. Sevgili arkadaşım, madde nedir? Değişmeyen madde miktarına ne denir? Kütle denir arkadaşım. Kütle. M sembolüyle gösterilir ve uluslararası birim sisteminde de birimi kilogramdır. Kütlenin standardı yani 1 kilogram kabul edilen platin iridyum alaşımından imal edilen silindir ağırlıklar ve ölçüler bürosunda da sergilenmektedir sevgili dostum. Şimdi arkadaşlarım, sıra geldi kütlenin birimlerine. Arkadaşlar, kütlenin birimleri nelerdi? Biliyoruz, hepimiz de biliyoruz. Ton, kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, santigram ve miligram. Bir tek arkadaşlar, tondan kilograma doğru geldiğimizde sayıyı 10 üzeri 3 ile çarparız. Ama daha sonra kilogramdan hektograma, hektogramdan dekagrama basamaklı basamaklı indiğimizde her birinde sayıyı kaçla çarpman lazım? 10 ile çarpman lazım sevgili dostum. Aynı şekilde yukarı doğru çıkarken de ne yapacağız? Sayıyı 10'a böleceğiz ya da sayıyı 10 üzeri eksi 1 ile çarpacağız da diyebiliriz arkadaşlar. Tek fark var, ton ve kilogram. Peki sevgili arkadaşım, kütleyi biz ne ile ölçüyoruz? Kütleyi eşit kollu terazi ile ölçüyorduk. Tabi eski zamanda, artık yeni zamanda dijital terazilerimiz var, onları kullanıyoruz. Şimdi sıra geldi arkadaşlar sorularımıza. Aşağıda verilen kütle birimlerini karşısındaki birime çeviriniz demiş. Öncelikle biz az önceki ölçü birimlerimizi yazalım. Ondan sonra arkadaşlar işlemlerimizi yapalım. Neydi arkadaşım? Tonla başlıyorduk. Sonra kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, santigram ve miligram. Evet arkadaşım. 0,03 kilogram kaç santigramdır demiş. Bakınız, kilogramdan itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Yani arkadaşım sayıyı 10 üzeri 5 ile ne yapmam lazım? Çarpmam lazım. 0,03 çarpı 10 üzeri 5. Bir başka deyişle 3 çarpı 10 üzeri 3 santigramdır dersin sevgili dostum. Peki sevgili arkadaşım, devam edelim. Diyor ki 7 ton kaç hektogramdır? Arkadaşım, tondan kilograma özel bir şey vardı. 10 üzeri 3 ile çarpıyorduk, hatırla. Kilogramdan hektograma da 10 ile çarpıyoruz. Yani hocam 7 çarpı 10 üzeri 4 oluyor değil mi arkadaşım? Bu da güzel, şahane. Devam edelim. 250 santigram kaç kilogramdır demiş. Arkadaşım bak, santigramdan desi, gram, dekagram, hektogram ve kilogram olmak üzere 10 üzeri eksi 5. Yukarı çıkarken 10 üzeri eksi 1 ile çarpıyorduk, hatırla. 5 tane olduğu için 10 üzeri eksi 5 diyoruz. Şimdi 250 çarpı 10 üzeri eksi 5 diyebilirsin, böyle bırakabilirsin. Ya da arkadaşım 25 çarpı 10 üzeri eksi 4 kilogram da diyebilirsin. Devam edelim arkadaşlar sorularımıza. 3000 miligram kaç dekagramdır demiş. Arkadaşım bak, miligramdan santi, desi, gram, dekagram yani 10 üzeri eksi 4 ile sayıyı çarpmamız lazım. 3000 çarpı 10 üzeri eksi 4 yani hocam 0,3 dekagramdır diyeceksin sevgili arkadaşım. Devam. Şimdi sevgili dostum, burada 2,5 milyon desigram kaç miligramdır diye sormakta sevgili arkadaşım. Şimdi
Desigramdan itibaren santigrama bir de miligrama. 10 üzeri 2 ile sayıyı çarpacağız. Zaten burada arkadaşlar 5 tane sıfırımız var. O zaman 25 çarpı 10 üzeri 5'imiz vardı. Bir de 10 üzeri 2 ile çarparsak 25 çarpı 10 üzeri 7 yapacaktır sevgili arkadaşlarım. Sevgili arkadaşlar, bir diğer soruma geçiyorum. 100.500 kilogram kaç tondur? Kilogramdan tona doğru giderken sayı 10 üzeri eksi 3 ile çarpılır ya da 1000'e bölünür. Şimdi ben 100.500 kilogramı eğer 1000'e bölersem 100,5 ton yapar sevgili arkadaşım. Ve arkadaşlar devam. 9.400 hektogram kaç kilogramdır diye soruyor. Hektogramdan kilograma 10 üzeri eksi 1, yani sayımızı ne yapacağız? 10 üzeri eksi 1 ile çarpacağız. 9.400'ü 10 üzeri eksi 1 ile çarparsanız 940 ne yapar? Kilogram yapar sevgili arkadaşım. Peki sevgili dostum, sonuncuyu da yapalım hemen. 0.4 ton kaç santigramdır demiş. Şimdi tondan kilograma 10 üzeri 3, hektogram 1, 2, 3, 4, 5, 10 üzeri 5 de santigrama kadar. Yani hocam bunları çarparsak sayıyı 10 üzeri 8 ile ne yapmamız lazım? Çarpmamız lazım. Şimdi 0.4'ü 10 üzeri 8 ile çarpabilirsin ya da 4 çarpı 10 üzeri 7 de diyebilirsin sevgili arkadaşım. Evet sevgili arkadaşlar, sıvıların belirli bir şekilleri olmadığından bir kap ile birlikte tartılırlar. Buna brüt denir. Ölçülen değerden kabın boş iken tartılan kütlesini çıkarırız, yani darasını çıkarırız. Çıkarılarak sıvıların net kütlesini bulmuş oluruz sevgili arkadaşlar. Bu da size ayrı bir not olarak olsun. Aşağıda verilen kütle birimleri arasındaki dönüşümleri yapınız demiş. Bakın yine kütle birimleri var. O zaman yine dönüşümümüzü yazacağız. Nedir? Ton, kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, santigram ve miligram sevgili arkadaşım. 12 çarpı 10 üzeri 7 miligram kaç kilogramdır diyor. Bakın miligramdan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6 kilograma kadar. O zaman yukarı çıktığım için sayıyı 10 üzeri eksi 6 ile çarpmak zorundayım arkadaşım. 12 çarpı 10 üzeri 7 çarpı 10 üzeri eksi 6 derseniz 120 kilogram bulursun sevgili dostum. Çok kolay. Yeter ki ölçüleri yaz, hemen çözebiliyorsun. Diğer soruma geçiyorum sevgili arkadaşım. 25 çarpı 10 üzeri eksi 3 kilogram kaç desigramdır? Bak kilogramdan hekto, deka, gram, desigram aşağı indim. 10 üzeri 4 ile sayıyı ne yapmam lazım? Çarpmam lazım. Yani 25 çarpı 10 üzeri eksi 3 çarpı 10 üzeri 4'ten 250 desigramdır dersin sevgili arkadaşım. Devam edelim arkadaşlarım. Hemen. Şimdi 8 çarpı 10 üzeri eksi 5 santigram kaç hektogramdır diye sormakta. Şimdi burada da arkadaşlar santiden hektoya doğru gidiyoruz. Bakınız 1, 2, 3, 4. Yukarı çıktık. 10 üzeri eksi 4 ile sayıyı çarpmamız lazım. O zaman 8 çarpı 10 üzeri eksi 5 çarpı 10 üzeri eksi 4. Yani hocam 8 çarpı 10 üzeri eksi 9 hektogramdır dersin sevgili arkadaşım. Devam. 28 çarpı 10 üzeri 9 dekagram kaç miligramdır? Bakınız dekadan gram, desigram, santigram, miligram. 10 üzeri 4 ile sayı ne yapılacak? Çarpılacak arkadaşım. O zaman 25 çarpı 10 üzeri 9 çarpı 10 üzeri 4'ten 25 çarpı 10 üzeri 13 miligramdır diyeceksin arkadaşım. Hadi diğer soruyu yapalım. 16 çarpı 10 üzeri eksi 8 ton kaç hektogramdır? Arkadaşım tondan kilograma 10 üzeri 3, hektograma çarpı 10, yani sayıyı 10 üzeri 4 ile ne yapacaksın? Çarpacaksın. 16 çarpı 10 üzeri eksi 8 çarpı 10 üzeri 4, yani hocam 16 çarpı 10 üzeri eksi 4'tür diyoruz sevgili arkadaşlar. Diğer soruyu hemen yapıyoruz. 9 çarpı 10 üzeri 4 miligram kaç hektogramdır diye sormakta. Arkadaşlar miligramdan itibaren 1, 2, 3, 4, 5 yukarı çıktın. 10 üzeri eksi 5 ile sayıyı çarp. Yani 9 çarpı 10 üzeri 4 çarpı 10 üzeri eksi 5. Yani hocam 0.9 hektogramdır diyeceksin. Devam. 0,7 çarpı 10 üzeri eksi 4 santigram kaç miligramdır demiş. Santiden miliye gelirken 10 ile çarpıyoruz sayımızı. O zaman 0,7 çarpı 10 üzeri eksi 4 çarpı 10, yani 7 çarpı 10 üzeri eksi 4 miligramdır dersin arkadaşım. Son sorumuza da bakalım burada.
0.04 ton kaç gramdır demiş. Şimdi arkadaşlar tondan kilograma 10 üzeri 3 ile sonra 1, 2, 3 yani bir 10 üzeri 3 ile daha çarpmamız lazım. 10 üzeri 6 edecek. 0,04 çarpı 10 üzeri 6 yani 4 çarpı 10 üzeri 4 gramdır diyeceksin sevgili arkadaşım. Evet arkadaşım, kütleyi öğrendiğini düşünüyorum. Sıra geldi hacme. Maddelerin uzayda kapladıkları yere ne denir? Hacim denir arkadaşım. Hacim denir. V sembolüyle gösterilir. Uluslararası birim sisteminde de hacim birimi arkadaşlar nedir? Metre küptür diyeceğiz. Arkadaşlar aşağıda da bazı cisimleri görüyorsunuz. Bu cisimlerden bir tanesi silindir, bir tanesi prizma, bir tane şekli belli olmayan cisim var. Hemen en sağda da arkadaşlar ne görüyorsunuz? Bir dereceli kap görüyorsunuz. Bu dereceli kap sayesinde şekli belli olmayan cisimlerin hacimlerini ölçebiliyoruz. Evet, sıra geldi hacim birimlerine. Bunlar nedir? Kilometreküp, hektometreküp, dekametreküp, metreküp, desimetreküp, santimetreküp ve milimetreküptür. Arkadaşlar hacim ölçüleri aşağı doğru inildikçe 10 üzeri 3 ile çarpılacak sevgili arkadaşım. O zaman yukarı doğru çıkıldıkça da 10 üzeri eksi 3 ile çarpılacak. Aşağıdan yukarı doğru giderken de sayı 10 üzeri eksi 3 ile çarpılır diyeceğiz. Yani hocam diyorsun ki hacim ölçüleri aşağı indikçe biner biner artar, yukarı çıktıkça biner biner azalır. Arkadaşım sıvı ve gazların ölçümünde kullanılan ölçü bilimi neydi? Litre. Litredir. L sembolüyle gösteririz sevgili arkadaşım ve 1 desimetre küp 1 litreye eşittir arkadaşlar. Şimdi litrenin de arkadaşlar neleri var? Dereceleri var. Kilolitre, hektolitre, dekalitre, litre, desilitre, santilitre ve mililitre olmak üzere. Litre ölçüleri aşağı doğru inildikçe arkadaşlar ne olacaktır? Onar onar. Yani sayıyı 10'la çarpacaksın. Mililitreden yukarı doğru çıkmaya başladık diyelim. 10 üzeri eksi 1 ile sayıyı çarpacağız arkadaşlar. Evet, hadi gelin biraz soru çözelim. Şimdi sorularımızı çözmeden önce hemen ölçü değerlerimizi yazalım ki kolaylık olsun. Öncelikle arkadaşlar kilometre küp, hektometre küp, dekametre küp, metre küp, desimetre küp, santimetre küp, milimetre küp. 1 desimetre küp 1 litreye eşitti. Altında desilitre, santilitre ve mililitre var. Üstünde dekalitre, hektalitre, bir de ne var? Kilolitre var arkadaşlar. Şimdi sorumuzu çözmeye başlayalım. 0.03 desimetre küp kaç santilitredir? Desimetre küp dediğine göre litreden bahsediyor. Litreden arkadaşlar desilitreye ve santilitreye ineceğiz. 10 üzeri 2 ile sayıyı ne yapman lazım? Çarpman lazım. 0,3 çarpı 10 üzeri 2 dediğimiz zaman 30 santilitredir diyeceksin sevgili arkadaşım. Devam edelim hemen. 1800 mililitre kaç dekametre küptür demiş. Şimdi arkadaşlar mililitreden itibaren santi desilitreye 10 üzeri eksi 3 ile bir kere sayıyı çarpıyoruz. Sonra desimetreden metre küpe, metre küpten de dekametre küpe, orada da 10 üzeri eksi ile çarpıyoruz. Yani hocam 10 üzeri eksi 6 çarpı 10 üzeri eksi 3'ten 10 üzeri eksi 9 yapar. Sayıyı 10 üzeri eksi 9 ile çarpmak zorundasın arkadaşım. O zaman 1800 çarpı 10 üzeri eksi 9 ya da 18 çarpı 10 üzeri eksi 7 dekametre küptür dersin sevgili arkadaşım. Diğer soruma geçtim sevgili dostum. 42.000 desimetre küp kaç hektometre küptür? Bak arkadaşım, desimetreden metre küpe, metreden dekaya, dekadan hektoya. 3 birim yukarı çıktığımız için sayıyı 10 üzeri eksi 9 ile ne yapacaksın? Çarpacaksın sevgili arkadaşım. 42.000 çarpı 10 üzeri eksi 9 yani 42 çarpı 10 üzeri eksi 6 da diyebilirsin. 42.000 çarpı 10 üzeri eksi 9 diye de bırakabilirsin. Sıkıntı yok. Evet arkadaşım, devam edelim sorularımıza. Sevgili arkadaşlar, burada 140 milyon milimetre küplük bir değerimiz var. Bunu metre küpe çevirecekmişiz. Bakınız 1, 2, 3 yani sayıyı 10 üzeri eksi 9 ile çarpacağız. Burada arkadaşlar baktığımda 7 tane sıfırım var. O zaman 14 çarpı 10 üzeri 7 çarpı 10 üzeri eksi 9 yani hocam 14 çarpı 10 üzeri eksi 2 gibi bir ifadeden bahsediyoruz sevgili arkadaşlar. Tekrar devam edelim diğer sorularımıza.
33 dekametre küp kaç litredir? Arkadaşlar dekametre küpten metre küpe ve desimetre küpe 2 aşağı iniyoruz. Yani sayıyı 10 üzeri 6 ile çarpmamız lazım. Zaten desimetre küp litreye eşitti. O zaman 33 çarpı 10 üzeri 6 litredir diyebilirsin sevgili arkadaşım. 0,02 kilometre küp kaç kilolitredir demiş. Bakınız kilometre küpten 1, 2, 3, 4 birim aşağı indik. Yani 10 üzeri 12 ile sayıyı çarpıyoruz önce. Sonra litreden deka, hekta ve kiloya çıkmak için sayıyı 10 üzeri eksi 3 ile de çarpıyoruz. Yani hocam 10 üzeri 12 çarpı 10 üzeri eksi 3'ten aslında sayımı ben 10 üzeri 9 ile çarpmış oluyorum. 0,02 çarpı 10 üzeri 9 diyebilirsin. Ya da hocam 2 çarpı 10 üzeri 7 de diyebiliyorsun bu sayı için. Evet arkadaşlarım. Diğer sorum. 0,005 hektometre küp kaç santimetre küptür? Bakalım. 1, 2, 3, 4. Sayıyı 10 üzeri 12 ile çarpıyoruz. 4 birim aşağı indiğimiz için. Burada arkadaşlar 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 var. Bunu da 10 üzeri 12 ile çarparsanız 5 çarpı 10 üzeri 9 santimetre küp yapar sevgili dostum. Hadi devam. 200 santimetre küp kaç santilitredir demiş. Santimetre küpten desimetre küpe 10 üzeri eksi 3 ile çarpmamız lazım. Litreden desilitre ve santilitreye de 10 üzeri 2 ile. Yani hocam 10 üzeri eksi 3 çarpı 10 üzeri 2'den sayıyı 10 üzeri eksi 1 ile çarpmamız lazım. Buradan da 200 çarpı 10 üzeri eksi 1 yani 20 santilitredir çıkacak sevgili arkadaşım. Evet sorularımıza devam ediyoruz. Bakınız yine hacim birimlerini birbirine dönüştüreceğiz. O zaman yine birimlerimizi yazıyoruz arkadaşlar. Kilometre küp, hektometre küp, dekametre küp, metre küp, desimetre küp, santimetre küp, bir de milimetre küp. Buradan litre, desilitre, santilitre, mililitre, arkasından dekalitre, hektalitre, bir de sevgili arkadaşım kilolitre. 12 çarpı 10 üzeri eksi 7 dekalitre kaç santimetre küptür diyor. Bak dekalitreden önce litreye inmek için 10 ile çarp sayıyı. Sonra arkadaşım desimetre küpten santimetre küpe de 10 üzeri 3 ile çarp. Bir başka deyişle sayıyı 10 üzeri 4 ile çarpacaksın. 12 çarpı 10 üzeri eksi 7 çarpı 10 üzeri 4. Buradan da 12 çarpı 10 üzeri eksi 3 santimetre küptür diyoruz sevgili arkadaşım. Devam edelim diğer bir sorumuzla. 0,07 çarpı 10 üzeri eksi 2 kilometre küp kaç kilolitredir demiş. Arkadaşlar kilometre küpten 1, 2, 3, 4 desimetre küpe kadar 10 üzeri 12 ile sayıyı çarpıyoruz. Sonra 1, 2, 3 kilolitreye kadar çıkmak için 10 üzeri eksi 3 ile çarpıyorsunuz. Buradan da 10 üzeri 12 çarpı 10 üzeri eksi 3, 10 üzeri 9 yapar. Bu ne demektir hocam? Ben sayıyı 10 üzeri 9 ile çarpacağım demektir. Peki burada arkadaşlar aslında 7 çarpı 10 üzeri eksi 4 var. 0,07'yi 7 çarpı 10 üzeri eksi 2 diye yazabilirsiniz. Bunu da 10 üzeri 9 ile çarparsanız 7 çarpı 10 üzeri 5 eder sevgili arkadaşlarım. Devam edelim arkadaşlarım. 36 çarpı 10 üzeri 3 desimetre küp kaç dekametre küptür demekte? O zaman desimetre küpten 1, 2. 2 yukarı çıktığımız için sayıyı 10 üzeri eksi 6 ile çarpacağız arkadaşlar. 36 çarpı 10 üzeri 3 çarpı 10 üzeri eksi 6. 36 çarpı 10 üzeri eksi 3 dekametre küptür diyeceksin. 2.1 10 üzeri 9 milimetre küp kaç litredir? Bak milimetre küpten 1, 2 yukarı çıktık. 10 üzeri eksi 6 ile çarpacağız. Sonra litre dediği için zaten desimetre küp litreye eşit olduğu için sıkıntı yok. Buradan da 2,1 çarpı 10 üzeri 9 çarpı 10 üzeri eksi 6 yani 2,1 çarpı 10 üzeri 3 litredir diyoruz arkadaşlar. Devam edelim. 88 dekametre küp kaç kilolitredir? Bak dekametre küpten itibaren metre küp desimetre küp 10 üzeri 6 ile çarptık. Sonra litreden deka, hekta, kiloya çıkarken 10 üzeri eksi 3 ile de çarpıyorsun. 10 üzeri 6 çarpı 10 üzeri eksi 3'ten arkadaşım 10 üzeri ne yapar? 3 yapar. 88 çarpı 10 üzeri 3 kilolitredir dersin sevgili arkadaşım. Sevgili dostlar bunlar çok matematik biliyorum. Fakat sevgili arkadaşlarım yazılılarda çokça faydalanacağına eminim. Çünkü biz öğretmenler bu tarz dönüşümleri sormayı çok severiz arkadaşlar. Devam edelim.
19 çarpı 10 üzeri eksi 5 kilometre küp kaç milimetre küptür? Bak, kilometre küpten milimetre küpe gideceğiz. Bakınız ne kadar gidiyoruz? 1, 2, 3, 4, 5, 6 gidiyoruz. Yani sayıyı 10 üzeri 18 ile çarpacağız. 19 çarpı 10 üzeri eksi 5 çarpı 10 üzeri 18. Buradan da 19 çarpı 10 üzeri 13 milimetre küptür dersin sevgili arkadaşım. 0,005 hektometre küp kaç dekalitredir diyor. Hektometreden dekaya, sonra oradan metreküp'e, desimetreküp'e 10 üzeri 9 ile sayıyı çarpıyorsun. Arkasından litreden dekalitreye çıkmak için 10 üzeri eksi 1 ile çarpıyorsun. 10 üzeri 9 ile 10 üzeri eksi 1'in çarpımı 10 üzeri 8'dir. Sayımızı 10 üzeri 8 ile çarpacağız. 0,005 demek 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 demektir. 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 çarpı 10 üzeri 8. Yani hocam 5 çarpı 10 üzeri 5 dekalitre diyeceksin arkadaşım. Ve sevgili dostum, son dönüştürmeye geldim. Şimdi burada da bana ne soruyor? Hemen bakıyorum. 2 çarpı 10 üzeri 2 santimetre küp kaç mililitredir diye sormakta. Santimetre küpten desimetre küpe çıkmak için 10 üzeri eksi 3 ile çarparsın. Litreden desiye, santiye ve miliye inmek için 10 üzeri 3 ile çarparız. 10 üzeri eksi 3'e böldün, 10 üzeri 3 ile çarptın. Aslında sayıyı 1 ile çarpmış oldun. Bu da 2 çarpı 10 üzeri 2 mililitre demektir arkadaşım. Değişen bir şey yok. Evet, dönüşümlerimiz bu kadardı sevgili arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, katı, sıvı, gaz hacimlerinin ölçülmesi veya hesaplanması farklı yöntemlerle yapılır. Şimdi iki türlü yöntemimiz var. Öncelikle düzgün geometrik şekillerimiz var. Bu arkadaşlar düzgün geometrik şekillerden, bakınız, küp. Küpün arkadaşlar bir kenarı A kadardır. Hacmi ne olur? A küp olur. Değil mi sevgili dostum? Bir başkası nedir? Prizma. Dikdörtgenler prizması. Sen de biliyorsun, bütün kenarların çarpımı A çarpı B çarpı C hacmini verir. Ya da arkadaşım küre yarıçapı R kadarsa hacmi 4 bölü 3 pi R küp kadardır. Ya da arkadaşım silindir yarıçapı R kadar, o zaman pi R kare H kadarlık bir hacmi vardır diyeceksin. Koni pi R kare H bölü 3 kadar hacmi vardır diyeceksin. Bakın, bunlar düzgün geometrik şekiller ve bunları hesaplayabiliyoruz sevgili arkadaşlarım. Evet. Kenar uzunlukları 10, 16 ve 20 santim olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir kabın içine yarıçapı 1 santim olan küreler yerleştiriliyor. Buna göre kaba en fazla kaç tane küre yerleştirilebilir? Küreler tamamen yerleştirildiğinde kap içerisinde kalan boşluğun hacmi kaç santimetre küptür? Şimdi arkadaşlarım, bakınız. Öncelikle bir kenarı şöyle olacak şekilde bir prizmayı çiziyorum. Bakınız. Şimdi 10 santim, 16 santim, bir de 20 santim. Sevgili arkadaşlar, yarı çapı eğer 1 santim ise çapı nedir? 2 santimdir. O zaman 10 santimlik olan kısma 2 santimlik kaç tane küre sığacaktır? Biz boy olarak 5 tane küre sığdırabiliyoruz. Peki 16 santime kaç tane sığacaktır arkadaşlar yan yana? Her bir kürenin çapı 2 santim olduğu için 16 bölü 2'den 8 tane sığdıracağız. İçeriye doğru da 20 santim var. Yine 2 santimden arkadaşlar bunlar dizildiği zaman buraya da 10 tane sığdırmış olacağız. O zaman 5 çarpı 8 çarpı 10'dan 400 tane ne yapabildik? Küre yerleştirebildik diyoruz. Peki sevgili arkadaşım, benim her bir küremin hacmi ne kadardır? Her bir küre hacmini bulmak için 4 bölü 3 pi r küp ifadesini kullanıyorum. 4 bölü 3 çarpı 3 çarpı 1'den her biri 4 santimetre küp. 400 tane var. O zaman 400 çarpı 4'ten 1600 santimetre küp bütün kürelerimin hacmi. Peki arkadaşlar, prizmanın hacmi ne kadardı? Prizma hacmi, onlar da 10 çarpı 16 çarpı 20'den 3200 santimetre küptü. 3200 santimetre küp içerisinde 1600'ünü küreler oluşturuyor. O zaman 3200 eksi 1600, 1600 santimetre küp boşluk vardır diyoruz sevgili arkadaşlar. A seçeneğimizde 400 adet olduğunu bulduk. B seçeneğimizde de boşluğu 1600 santimetre küp bulduk diyoruz. Bir diğer sorumuz sevgili dostlar. Şekildeki küre yarısına kadar suyla doldurulduktan sonra su aşağıdaki dikdörtgenler prizmasının içine dökülüyor. Buna göre dikdörtgenler prizmasındaki suyun yüksekliği kaç santimdir? Bak arkadaşım, benim
Küremin hacmi 4 bölü 3 pi r küp. Yani hocam 4 bölü 3 çarpı 3 çarpı bir kenarı 4 santimmiş. 4'ün küpü. Buradan arkadaşlar 256 santimetre küp küremin tamamının hacmi. Ama burada yarısına kadar dolu olduğunu söylüyor. Bakınız yarısına kadar. 256'nın yarısı ne yapar? 128 santimetre küp yapar sevgili arkadaşım. Peki şimdi benim tabanımda 16 ve 8 var arkadaşlar. Diyeceksin ki 128 santimetre küp suyu dökersek 16 çarpı 8 çarpı h kadarlık bir yükseklik elde edeceğiz. Peki arkadaşlarım hemen 4'e böldüm 4. 4'e böldüm buradan 32 geldi. 8'e böldük 4. H buradan 1 santim çıkar. Demek ki ben suyu boşalttığımda prizmada 1 santim kadarlık bir yükselme gerçekleşiyor sevgili arkadaşım. Evet arkadaşlar sıra geldi. Şekli düzgün olmayan katıların hacimlerine. Bu tip katıların hacimlerinin ölçümü iki yöntemle yapılır. Birinci yöntemimiz arkadaşlar dereceli silindir yöntemi. Şimdi bu yöntemde içerisinde belirli bir miktar sıvı bulunan dereceli silindirin içerisine hacmi ölçülmek istenen ve sıvı içerisinde tamamen batan bir katı tamamı sıvı içinde kalacak biçimde dereceli silindirin içine bırakılır. İki sıvı seviyesi arasındaki fark bu neyi verir arkadaşım? Benim cismimin hacmini verir. Bu birinci yöntem. Peki ikinci yöntemimize bakalım arkadaşlarım. İkinci yöntemde de ne var? Taşırma kabı yöntemi. Şimdi bu yöntemde de taşma seviyesine kadar sıvı bulunan bir kap ve kabın ağız kısmına bir boş kap konur. Ardından hacmi ölçülmek istenen ve yine sıvıda çözülmeyen katının tamamı sıvı içerisinde kalacak biçimde bırakılır. Daha sonra dereceli silindirde toplanan sıvı cismin neyini verecektir? Yani yan tarafa koyduğumuz kapta ne olacaktır? Benim cismimin hacmi kadar sıvı birikmiş olacaktır sevgili arkadaşım. Hemen bununla ilgili bir adet soru çözelim arkadaşım. Aşağıdaki dereceli silindirde bulunan 224 cm3 yüksekliğindeki sıvının üzerine 3 adet özdeş küp bırakıldığında sıvı seviyesi 416 cm3 hizasına geliyor. Buna göre küplerin bir kenarının uzunluğu kaç santimetredir demiş. Şimdi arkadaşım önce 416'dan 224'ü çıkarırsak 192 cm3 buluruz. Bu 3 tane kübün arkadaşlar nesi? Hacmi. O zaman 192'yi 3'e bölerseniz 64 cm3 bulursunuz. Bu da 1 kübün hacmidir. Peki arkadaşlar kübün hacim formülü neydi? A küp. Bu da 64'e eşit. Bu da arkadaşlar A eşittir 4 santim demektir arkadaşlar. Evet bir diğer sorumuz. Taşma seviyesi 250 mililitre olan şekildeki taşırma kabının içerisine 200 mililitre sıvı bulmaktadır. Dereceli silindirin içerisine bir taş parçası bırakıldığında dereceli silindirde 40 cm3 sıvı toplandığına göre taş parçasının hacmi kaç desilitredir? Şimdi arkadaşlar bakınız mililitre var, cm3 var, bir de desilitre var. Şimdi hemen şöyle yapalım isterseniz. Metre küp, desimetre küp, santimetre küp, bir de milimetre küp diyelim. Sonra buraya litre dedik. Desilitre ve santilitre bir de mililitreyi koyarsak işi bitireceğiz. Şimdi benim öncelikle 200 mililitre sıvım vardı. Sonra arkadaşlar buranın taşma seviyesi de 250 mililitreymiş. O zaman ben taşı attığım zaman önce yukarı doğru ne olması lazım? 50 mililitre suyu yükseltmesi lazım. Daha sonra yan tarafı arkadaşlar ne kadar sıvı taşırmış? 40 santimetre küp sıvı taşırmış. Peki sevgili arkadaşlar kaç desilitredir diyor, dikkat edin. Şimdi önce arkadaşlar 40 santimetre küp olduğu için santimetre kübü desimetre kübe çevirmemiz lazım. Santimetre küpten desimetre kübe 10 üzeri eksi 3 ile sayıyı çarpmalıydık. Sonra da mililitre için bakınız litre, santilitre, desilitre ve mililitre 10 üzeri 3 ile de yine sayıyı çarpacağız. Yani önce 10 üzeri eksi 3 ile çarpacağız. Sonra da 10 üzeri 3 ile çarpacağız. Bir başka deyişle aslında sayıyı 1 ile çarpmış oluyoruz. Bu 40 santimetre küp aslında arkadaşlar 40 mililitreye eşitmiş. O zaman 50 mililitre benim sıvım yükseldi. 40 mililitre de yandaki kaba boşaldığına göre toplamda ne kadar? 90 mililitrelik taşma gerçekleşti. Bu da benim cismimin hacmidir. Peki desilitre cinsinden istediği için
Bunu mililitreye desilitreye çevirmek için arkadaşlar ne yapmamız lazım? Sayıyı 10 üzeri eksi 2 ile çarpmamız lazım. Bir başka deyişle 90 çarpı 10 üzeri eksi 2 ya da 0,9 desilitre bulunur sevgili arkadaşım. Evet sevgili arkadaşlar, sıvıların belirli bir şekle sahip olmadıkları ve bulundukları kabın şeklini aldıkları için çeşitli dereceli silindirler ve ölçü kapları kullanarak hacim ölçüleri yapılabilir. Birbiri içerisinde çözünen sıvılar karıştırıldığında karışımın hacmi karışıma giren sıvıların hacimleri toplamından daha küçük bir değere sahip olur. Ancak birbiri içerisinde çözünmeyen sıvılar karıştırıldığında karışımın hacmi karışıma giren sıvıların hacimleri toplamlarına eşittir diyoruz sevgili arkadaşım. Gazların hacmine geldiğimizde arkadaşlar, gaz molekülleri birbirlerinden neredeyse hiç etkilenmediklerinden serbest hareket ederler. Bu yüzden gazlar bir kaba konulduklarında o kabın şeklini ve hacmini alırlar sevgili arkadaşlar. Yani gazların hacimleri içerisine konuldukları kabın hacmi kadardır diyeceksin sevgili dostum. Gaz molekülleri sıcaklıktan ve basınçtan kolayca etkilendiklerinden gazların hacimleri belirtilirken hangi basınç ve sıcaklıkta oldukları belirtilmelidir sevgili arkadaşlarım. Evet arkadaşlar, sıra geldi öz kütleye. Öz kütle maddenin ayırt edici bir özelliğiydi biliyorsunuz ve hayatınızın bir döneminde illaki şu soruyla karşılaştınız. 1 kilo demir mi daha çok yer kaplar, 1 kilo pamuk mu sevgili dostum? Şimdi aynı kütleye sahip maddelerin farklı hacimlerde olması veya aynı hacme sahip cisimlerin farklı kütlelerde olması, eşit boyutlu demirin suda batarken tahtanın yüzmesi gibi durumlar her maddenin birim hacminin kütlesinin farklı olması demektir. Hocam birim hacminin kütlesi ne demektir? Öz kütle demektir sevgili dostum. Evet, öz kütle birim hacimdeki kütle miktarına öz kütle denir. Öz kütle D sembolü ile gösterilir sevgili arkadaşım ve maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Birimi de uluslararası birim sisteminde kilogram bölü metre küptür. Bakınız bir kütle hacim grafiği görüyorsunuz. Sabit sıcaklık ve basınç altında doğru orantı grafiği şeklindedir. Öz kütle arkadaşlar kütle bölü hacim şeklinde ifade edilir. D eşittir M bölü V diyebiliriz arkadaşlar. Yine eğim bize neyi verecektir? Öz kütleyi verecektir diyeceksin sevgili arkadaşım. Evet, bir diğer sorumuzla bakalım. Boş hali 35 gram olan bir kap ağzına kadar su doldurulduğunda 185 gram ölçülüyor. Kütlesi 60 gram olan cisim yavaşça kaba bırakıldığında kabın toplam kütlesi bu kez 215 gram olarak ölçülüyor. Buna göre bu cismin öz kütlesi kaç gram bölü santimetre küptür? Şimdi sevgili arkadaşlar, 215 gram ölçüldüğüne göre ve kabın içerisinde su verken 185 gram olduğuna göre 215'ten 185'i çıkardığımızda 30 gram ne olacaktır? Sıvı taşıyacaktır. Ve 30 gram sıvı arkadaşlar aslında, yani 30 gram su 30 santimetre küp suya eşittir sevgili arkadaşlarım. Benim cismimin kütlesi 60 gramdı. O zaman D eşittir 60 bölü 30'dan 2 gram bölü santimetre küplük neyimiz olacaktır? Cismimizin öz kütlesi olacaktır sevgili arkadaşlar. Sabit sıcaklık ve basınç altında K ve L maddelerine ait kütle hacim grafiği şekildeki gibidir. Buna göre bu maddelerin öz kütleleri oranı DX bölü D'ye ne kadardır diye soruyoruz. Şimdi sevgili arkadaşım, X'in kütlesi 60, hacmi de 30. O zaman DX 60 bölü 30'dan 2 gram bölü santimetre küptür. Aynısını Y için yapalım. Bakınız kütlesi 30, hacmi 60. D'ye eşittir 30 bölü 60'tan, o da 1 bölü 2'dir. Bunları oranlarsak arkadaşlar 4 çıkar sevgili dostum. Evet arkadaşlar, çok önemli bir notumuz var. Bakın notumuz da şu. Sabit sıcaklık ve basınç altında maddenin öz kütlesi kütle ve hacim değişiminden etkilenmez. Grafiğe baktığında öz kütle sabit, kütle bak ne yapıyor? Sürekli artıyor. Öz kütle sabit, bak hacim ne yapıyor? Sürekli artıyor arkadaşlar. Sabit sıcaklık ve basınç altında kütle de artsa, hacim de artsa öz kütle değişmeyecek. Bu bir.
Sonra arkadaşlar suyun özel bir durumu var. Su artı 4 derecede maksimum özkütleye ve minimum hacme sahiptir. Bakınız hacim grafiği ve özkütle grafiğini de burada göstermişiz sevgili arkadaşım. Sıra geldi karışımların özkütlesine. Sevgili arkadaşlar karışımlar, maddeler eğer düzgün dağılmışsa bu karışımlara homojen. Eğer maddeler düzgün dağılmamışsa o zaman da heterojen madde diyoruz sevgili arkadaşım. Şimdi farklı oranlarda karışım olduğu zaman ne olacaktır? Toplam kütleyi toplam hacme böleceğiz arkadaşlar. Eğer eşit kütlede karışımdan bahsediliyorsa iki sıvı için 2 çarpı D1 çarpı D2 bölü D1 artı D2 diye bir formülümüz var. Yine eşit hacimde karışım diyorsa bu sefer de yine 2 sıvı için alalım. D1 artı D2 bölü 2 diyeceğiz. 3 sıvı olsa D1 artı D2 artı D3 diyebiliyoruz. Eşit kütlede 3 sıvıyı kullanmayın arkadaşlar. Formülü var ama genelde kullanmıyoruz. Şimdi gelelim sorumuza sevgili arkadaşlarım. Öz kütleleri 3 gram bölü santimetre küp ve 6 gram bölü santimetre küp olan 2 sıvı çeşitli oranlarda karıştırılıyor. Buna göre elde edilen türdeş karışımın öz kütlesinin alabileceği değer aralığını, her ikisinin de eşit kütlede sıvı alınarak yapılan türdeş karışımın öz kütlesini, her ikisinden de eşit hacimde sıvı alınarak yapılan türdeş karışımın öz kütlesini hesaplayınız demiş. Bak şimdi arkadaşım, öncelikle burada karışıma giren sıvılarla baktığımızda biri 3, biri 6. Karışımın öz kütlesi 3 ile 6 arasında olmak zorunda. Yani hocam 6 büyüktür, D karışım büyüktür, 3 diyeceksin sevgili arkadaşım. Şimdi her ikisinden de eşit kütlede alındığı zaman eşit kütle formülünü uyguluyorsun. D karışım 2 çarpı D1 çarpı D2 bölü D1 artı D2. Yani hocam 2 çarpı 3 çarpı 6 bölü 3 artı 6. Burada 36 bölü 9, 4 gram bölü santimetre küp. Şimdi eşit hacim diyor. Burada yine D karışım. D1 artı D2 bölü 2'den 3 artı 6 bölü 2. Yani hocam 9 bölü 2, 4,5 gram bölü santimetre küptür diyeceğiz sevgili arkadaşım. Evet arkadaşlar, günlük hayatta biz bu konuyu nerelerde kullanıyorduk? Ebru sanatında, kuyum sektöründe ya da seramik sektöründe kullanıyorduk arkadaşlar. Konumuzu bitiriyoruz arkadaşlar. Peki konuyu bitirirken neler öğrendiniz? Maddenin ne olduğunu öğrendiniz. 4 ortak özellik, kütle, hacim, eylemsizlik ve tanecikli yapıdan bahsettik. Kütlenin ne olduğunu öğrendiniz. Nasıl ölçülür birimler? Bunu öğrendiniz. Hacmi bulmayı öğrendiniz. Katı sıvı gazlar nasıl ölçülür? Bunu öğrendiniz. Birimleri öğrendiniz arkadaşlar. Birimler neler? Öz kütleyi öğrendik. Öz kütle nasıl hesaplanır? Bir de arkadaşlar ayırt edici bir özellik olan öz kütleyi nerelerde kullandığınızı öğrendiniz arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlarım, bu bizim ödüllü sorumuz. Bu ödüllü sorumuzu bir sonraki konu anlatımımızda işleyeceğiz. İstiyorsanız hadi gelin bir önceki haftanın ödüllü sorusuna bakalım. Arkadaşlar bu bizim geçen haftaki ödüllü sorumuz. Kısa adı CERN olan Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nde parçacıklar süper iletkenlerle yapılan elektromıknatıslarla hızlandırılarak çarpıştırılıyor. Bu mıknatısların yapılması sırasında fiziğin hangi alt dallarından yararlanılmıştır demiş sevgili arkadaşlar. Hangi alt dallardan yararlanılıyor arkadaşlarım? Katı hal fiziği ve elektromanyetizmadan faydalanıyor. Bu soruya doğru cevap veren arkadaşlarımız hemen aşağıda listelenmekte. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere sevgili arkadaşlar. Herkese merhabalar. Biyoloji dersinde bugünkü konumuz inorganik bileşikler gençler. Bir önceki dersimizde canlıların ortak özelliklerini bitirmiştik. Bugün de artık canlıların temel bileşenlerine geçiyoruz. Bu derste inorganik bileşikleri anlatacağız. Daha sonrasında da organik bileşikler sizinle birlikte olacak. O zaman hazırsanız dersimize başlayalım. Şimdi inorganik bileşikler neler? Bunları söyleyerek tabii ki dersimize başlayalım. İnorganik bileşiklerimiz su, asit, baz, tuz ve minerallerdir gençler. İnorganik bileşiklerin genel özelliklerini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Onun haricinde asitlerin, bazların, tuzların aslında ortaokulda bildiğimiz kadar özelliklerini bilsek bizim için yeterli olacak.
Canlıların yapısında bulunan temel bileşenler konusundayız dedik. Canlıların yapısında bulunan temel bileşenleri de kendi içerisinde ikiye ayırıyoruz. Bir inorganik bileşiklerimiz, bir de organik bileşikler dediğimiz bileşiklerimiz var. İnorganik bileşikler kimlerdi? Su, asit, baz, tuz ve mineraller inorganik bileşiklerdir gençler. Organik bileşikleri bugünkü dersimizde anlatmayacağız ama bir kulak dolgunluğumuz olsun. Karbonhidratlar, lipidler yani yağlar, proteinler, enzimler, vitaminler, hormonlar, nükleik asitler ve ATP tabii ki organik bileşikler kısmına girecek. İnorganik bileşiklerin organik bileşiklerden farkını çok iyi bilin dedim ya, bunlardan da biraz bahsetmiş olayım. İnorganik bileşikler kimsenin sentezleyemediği, herkesin doğadan hazır olarak aldığı bileşiklerdir. Kim gibi? Mesela su gibi. Kimse su sentezleyemez. Hepimiz doğadan hazır olarak alıyoruz. Keza asit, baz, tuz ve mineraller için de bunlar geçerlidir. İnorganik bileşiklerde temel element olarak karbon elementi bulunmaz gençler. Organik bileşiklerde ise temel element karbon elementi oluyor. Onun haricinde inorganik bileşiklerin tamamına küçük diyeceğiz. Küçük demek ne demek? Hücre zarında madde alışverişinin gerçekleştiği delikler var. Bir şey bu deliklerden geçebiliyorsa doğrudan parçalanmadan küçüktür. Geçemeyenlere ise büyük diyeceğiz. İnorganik bileşiklerin tamamı hücre zarından doğrudan geçebilir. Yani bunlar küçüktür, sindirilemezler, parçalanamazlar. Bunlar en temel farklardır gençler. Ama tabii ki bunları bir de şurada söyleyelim tekrardan. İnorganik bileşiklerin genel özelliklerinden en önemlisi neymiş? Yapısında temel element olarak karbon bulundurmayan bileşiklerden bahsediyoruz. İnorganik bileşikler hiçbir canlı tarafından sentezlenemedi. Herkes doğadan hazır olarak aldı. Vücudumuzun yapısına katıldı. Bir yerde herhangi bir sorun varsa orada onarıcı olarak görev yaptılar. Aynı zamanda düzenin oluşturulmasında da görev yapan düzenleyici moleküllerdir. Ne dedim? Hücre zarından parçalanmadan doğrudan geçebiliyorlar. Yani bunlar sindirilemezler. Hücresel solunumda enerji vermezler. Bu ne demek? Solunum yapmak canlıların ortak özelliği demiştim. Solunum yapmaktaki amacımız neydi? Aslında ATP sentezleyebilmek, yani enerji sentezleyebilmek. Enerji veren şeyler de karbonhidrat, yağ ve proteinlerdir. Bu üçünden başka enerji verici, yani solunum tepkimelerinde kullanılıp da ATP'ye dönüştürülebilen herhangi bir bileşik yok. Unutma. Yani tabii ki enerji vermezler diyeceksin. Canlıların yapısındaki inorganik bileşikler su, asit, baz, tuz, minerallerdir. Tekrar tekrar söylüyorum ki kulak arkasına atın. Aklınızda daha çok kalsın. Hemen bir tane soru çözüyorum. Aşağıda verilenlerden hangisi inorganik bileşiklere örnektir? Bakıyorum. İnorganik bileşik su, asit, baz, tuz, mineral. O zaman şıklarda mineral olduğuna göre işaretledim. Karbonhidratlar, yağlar, proteinler, enzimler, vitaminler, hormonlar, nükleik asitler yani DNA, RNA ve ATP organik yapılı bileşiklerdir gençler. Hemen devam ediyorum. İnorganik bileşiklerle ilgili bir soru daha çıktı karşımıza. İfadelerinden hangileri doğrudur diyor. Metabolik tepkimelerde düzenleyici rol oynarlar. Evet, düzenleyici olduklarını söylemiştim gençler. Yani vücudumda belli bir dengenin, o homeostasi dediğimiz aslında kararlı iç dengenin oluşmasında mineral maddelerin görevi var. Asitlerin, bazların, pH değerinin görevi var. Organik bileşiklerin yapısına katılırlar. Tabii ki organik bileşikler içerisinde inorganik madde bulunduracaklar. Enerji vermezler kısmı da bizim için doğruydu. Buradan da inorganik bileşiklerden ilki olan suya geçiş yapıyorum. Su olmazsa olmazımız, su hayattır deyip deyip duruyoruz.
neden olmazsa olmazımız, neden su hayattır, aslında bunlara bakacağız gençler. Dünyaya baktığımız zaman 1/4'ünün sularla kaplı olduğunu görüyoruz. İnsan vücudunun %70'i sudur. Hücrelerin bazılarında bu oran %90'a kadar çıkabiliyor. Senin vücudun üstünden düşünürsek aslında birçok şeyi daha net bir şekilde kavrayabiliriz. Olmazsa olmaz da ne yapıyor da olmazsa olmaz oluyor. Mesela kanımıza baktığımız zaman çok büyük bir kısmı su. Maddelerin bir yerden bir yere taşınmasında suyun etkili olduğunu görüyoruz. Benim yediğim besinleri kendini oluşturan daha küçük parçalara ayırabilmem için suyu kullanmam gerekiyor. Yani sindirim tepkimelerinde suya ihtiyaç var. Yazın terliyoruz. Aslında terlemekteki amacımız ne? Suyu dışarıya atmak, vücut sıcaklığını ayarlamak. Demek ki vücut sıcaklığının ayarlanması için de suya ihtiyaç var. Bunun haricinde bizim idrarımızın çok büyük bir kısmı su, atıkları uzaklaştırabilmek için suya ihtiyaç var gibi 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 çoğaltabiliriz gençler. Bitkilerin fotosentez tepkimeleri neydi? Karbondioksitle suyu kullanıyorlardı. Buradan besin ve oksijen üretiyorlardı. Yani bitkilerin fotosentez yapabilmesi için de tabii ki suya ihtiyaç var. Bakıyorum, tüm canlılar yaşamını devam ettirebilmek için suya ihtiyaç duyacak. Enzimleri canlıların ortak özelliklerinde de üstüne basa 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 söyledim gençler. Enzimler olmazsa olmazımız. Vücudumuzdaki tepkimelerin gerçekleşebilmesi için mutlaka enzimlere ihtiyacımız var. Tüm canlılar enzim sentezliyor ve kullanıyor. Enzimlerin çalışabilmesi için de ortamda minimum %15 oranında su olmak zorunda gençler. Su iyi bir çözücü olduğundan biyolojik sistemlerdeki tepkimeler sulu çözeltilerde gerçekleşiyor. Sindirim tepkimelerinde su kullanılıyor. Mineralleri bitkiler topraktan su ile alıyor. Hücreden hücreye madde taşınmasında su etkili. İdrarımın çok büyük bir kısmı su. Yani metabolik atıkların seyreltilmesinde etkili, uzaklaştırılmasında etkili oluyor. Birkaç tane genel özelliğinden de yapısından da bahsedelim gençler. Şimdi suyun formülü tabii ki H2O, yani yapısında hidrojenler ve oksijenler var. Su moleküllerinin birbirine tutunmasını sağlayan kuvvete kohezyon kuvveti ismini veriyoruz. Suyun başka bir moleküle tutunmasına da adezyon kuvveti ismini veriyoruz. Şimdi bitkiler için ne dedim? Bitkiler topraktan aldıkları suyu yapraklarına kadar taşıyacaklar. Bilmem kaç metre uzunluğundaki bir ağacı düşün. Şurasında da yaprağı olsun. Köküyle aldığı suyu ta bu yaprağa kadar taşıyacak. Bu suyun bu yaprağa kadar taşınabilmesi için kohezyon ve adezyon kuvvetlerinin oluşması lazım. Su molekülleri birbirine tutunacaklar. Su molekülleri birbirine tutunarak kopmayan bir zincir oluşturacaklar. Bunların birbirine tutunma kuvveti neymiş? Hemen yazdım. Kohezyon kuvveti. Su molekülleri birbirine tutunarak bir zincir oluşturacak da bunlar taşınmayı sağlayan borunun içerisinde bu zinciri oluşturacaklar. Şu su molekülüyle borunun içerisinde oluşan kuvvet de adezyon kuvveti demektir gençler. Kohezyon ve adezyon kuvvetleri sayesinde bitkiler suyu taşıyabiliyorlar. Bu bir yüzey gerilimi oluşmasını sağlıyor. Bazen internette, sosyal medyada ya da belgesellerde suyun üzerinde koşabilen hayvanlar görüyoruz. Koskoca bir kertenkele türü var mesela. Çok hızlı bir şekilde suyun üstünde koşarak bu taraftan bu tarafa geçiş yapabiliyor. Suyun üstünde koşabilmesinin sebebi bu kuvvetlerin etkisiyle aslında suyda oluşan gerilim kuvvetidir gençler. Yapraklarda terleme sonucu oluşan emme kuvveti ve adezyon kohezyon kuvvetleri sayesinde bitkilerde kopmayan bir su zinciri oluşuyor. Kökten yapraklara kadar su taşınmış oluyor. Suyun kohezyon kuvveti sayesinde oluşan şu yüzey gerilimi de bazı canlıların suyun üstünde yürüyebilmesini sağlıyor. Geldim öz ısısına.
Suya baktığımız zaman özgül ısısının yüksek olduğunu görüyoruz. Bu durum deniz ve okyanuslardaki suyun yavaş yavaş ısınıp soğumasına neden oluyor. Denizleri, okyanusları düşündüğün zaman burada çok fazla derecede canlı çeşitliliği var. Su aniden ısınsaydı, aniden soğusaydı burada yaşayan canlıların hayatı bu durumdan olumsuz yönde etkilenebilirdi. Özgül ısısının yüksek olması onun daha yavaş ısınmasına, daha yavaş soğumasını sağlıyor. Bu da canlıların hayatını olumsuz yönde etkilemekten ziyade onlara daha yaşanır bir ortam sağlıyor. Su donarken hacmi artar. Buzun yoğunluğu suyun yoğunluğundan az olur. O yüzden buz suyun üstünde ne yapıyor? Yüzüyor. Eğer böyle olmasaydı canlılar yaşayamazdı. Mesela ne gibi düşün? Bu özelliğinden dolayı, katısı sıvısının üstünde yüzdüğünden dolayı şurayı bir göl olarak düşün. Suyun neresi donuyor? Şu üst kısmı, yani buz burada meydana geliyor. Şurası hala sıvı formda. Burası sıvı formda olduğu için balıklar burada yüzüyor gençler. Tam tersi olsaydı, su aşağıdan donmaya başlamış olsaydı, buralar buz olsaydı balıkların yaşayabileceği alan kalmazdı. Suyun üstünden şak 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 balıkları toplardık gibi düşünebilirsiniz. Su buharlaşma ısısının yüksek olmasından dolayı etkili bir soğutma sağlıyor. Karada yaşayan canlılar terlediği zaman aslında vücut sıcaklıklarını düşürmüş oluyorlar. Aynı zamanda bitkilerin fotosentez tepkimelerinde de suyu kullandıklarını unutmuyorsunuz. Bitkiler karbondioksitle suyu birleştiriyorlar. Buradan besin ve oksijen sentezini gerçekleştirmiş oluyorlar. Tabii ki fotosentezin olmazsa olmazı ışık enerjisidir. Aynı zamanda klorofil pigmentidir. Hemen bir tane soruya daha bakıyorum. Bazı böcek türlerinin su üzerinde yürüyebilmesi neyden kaynaklanıyordu? Aslında yüzey geriliminden kaynaklanıyordur. Gençler, iyi bir çözücü olması bu durumda etkili değil. Tabii ki su iyi bir çözücüdür ama su üstünde yürümeyi bu sağlamaz. Öz ısısının yüksek olması değil, moleküller arasında hidrojen bağlarının bulunması, bu bağlar sayesinde yüzey geriliminin oluşması etkilidir. Donarken hacminin artması durumuyla alakalı değil. Buharlaşma ve yoğunlaşma özelliği de tabii ki suyun üstünde böceklerin yürümesini sağlamıyor. Gençler, buradan da hemen nereye doğru geçiyorum? Asitlere ve bazlara geçiyorum. Asitler ve bazlarda da şöyle bir durum söz konusu. Aslında biyolojide asitleri ve bazları çok detaylı bir şekilde bilmenize gerek yok. İleriki sınıflarda kimya dersinde asitleri bazları çok detaylı bir şekilde öğreneceksiniz. Bizim ortaokulda öğrendiğimiz asit ve baz bilgisi 9. sınıf biyolojisi için yeterli. Asitler ne yapıyorlardı? pH cetvelinde 7'nin altında bulunuyorlardı. Bazlar ise pH cetvelinde 7'nin üstünde, yani 7 ile 14'ün arasında bulunuyorlardı. Sonra asitlerin tanımsal olarak bildiğimiz şey neydi? Bunlar sulu çözeltilerine, yani suda çözündükleri zaman sulu çözeltilerine, suya hidrojen iyonu dediğimiz iyonu veriyorlardı. Bazlar ise sulu çözeltilerine OH, yani hidroksil iyonu vermiş oluyorlardı. Asitler mavi turnusol kağıdını ne yapıyorlardı? Kırmızıya çeviriyorlardı. Bazılar ise kırmızı turnusol kağıdını maviye çevirmiş oluyorlar. Belki küçüklükte de duymuşsunuzdur. Çok hoş olmasa da aklınızda kalır belki diye söyleyeyim. Hani bir espri var ya, anneler vurdu mu kızartır, babalar vurdu mu morartır. Anne asit, vurdu mu kırmızı olur. Baba baz, vurdu mu mavi mor renk meydana gelir gençler. Asitlere baktığımız zaman genellikle tatları ekşi, limondan aklınızda kalsın. Bazıların da genellikle tatları acı oluyor ama her asidin tadına bakılmaz, her bazın da tadına bakılmaz gençler. Asit ve bazlara ne dedik? İnorganik bileşikler başlığı altında veriyoruz bunları dedik.
ama istisna bir durumda söz konusu. Yani organik yapılı asitlerimiz ve organik yapılı bazılarımız da var. İnorganik yapılı asitlere en çok kullanacağımız örnek hidroklorik asit gibi bir asittir. Bunun haricinde H2SO4 gibi pek çok asit çeşidimiz var. Genellikle inorganik baz olarak da hep NaOH'ı kullanacağız. Sodyum hidroksit karşımıza çıkacak. Tabii ki inorganik yapılı bir sürü baz çeşidi var gençler. Organik yapılı asitlere de bakacak olursak laktik asit, sitrik asit bunlar da asittir ama organik yapılı asittir. Organik yapılı bazlar bir sonraki konularda karşıma çıkacak. DNA'nın, RNA'nın yapısında azotlu organik bazlar var. Adenin, timin, guanin, sitozin, urasil bunlar organik yapılı bazlardır, unutmayın. Demek ki size desem ki asit ve bazların tamamı inorganik yapılıdır. Dur hocam. Organik yapılı asitler ve bazlarda var diyeceksiniz. Dedim ki asit ve bazları tanımsal olarak çok küçük bir şekilde bildik. Bunun haricinde asit ve bazlık değerini neyle anlıyorduk? pH cetveli dediğimiz cetvelle anlıyorduk. pH cetveli 0 ile 14 arasında değerlerden meydana geliyordu. 0 ile 7 arası bizim için asidik, 7 ile 14'ün arası bizim için bazikti. 7 ise neydi gençler? Nötr pH'a sahipti. Ne nötr pH'a sahiptir? İzotonik su, yani bu aldığımız evde içtiğimiz sulardan bahsetmiyorum. Evde aldığınız suların etiketlerine bakın, pH'larına bakacak olursanız hafif bazik olduğunu görürsünüz. Çünkü eve aldığımız o normal içme suyu diye kullandığımız sulardan mineral madde ihtiyacımızı da karşılıyoruz. Onların hafif bazik olması gerekiyor. 7'den rakam küçüldükçe asitlik artar, 7'den rakam büyüdükçe bazlık artar. Yani ben sana diyorum ki pH 6 mı daha asidiktir, pH 1 mi daha asidiktir dediğim zaman cevabının ne olması lazım? pH 1 daha asidiktir hocam. pH 9 mu daha baziktir, pH 13 mü daha baziktir dediğim zaman ne diyeceksin? Hocam 13 daha baziktir diyeceksin. Vücudumuzdaki birkaç şeyin de pH'ını bilmenizi istiyorum. Mesela bizim kanımızın pH'ı 7.4'tür gençler. Kanımızın pH'ının 7.8'lere çıkması, 7'lere düşmesi kişinin ölümüyle sonuçlanabilir. Ama 0,1 ama 0,2'lik değişim ne olacak ki gibi bakmayın. pH çok önemlidir. Vücudumuzun her yerinin pH'ı da birbiriyle aynı değil. En basitinden mesela mideni düşüneceksin. Mideye baktığımız zaman asidik bir ortam. pH'ı yaklaşık 1,5-2 civarında. Enzimler bu asidik ortamda çalışabiliyor. Yani midemin sindirim yapabilmesi için asidik pH'da çalışan enzimler etkili. Sen midenin pH'ını bozarsan enzimler iş yapamıyor. Bir süre sonra miden hastalanmaya başlıyor. Mideden sonra besinleri nereye gönderirsin? İnce bağırsağa. İnce bağırsağımızın pH'i ise bazik. Orada enzimlerin gerçekleştirebilmesi için işine, ortamdaki işlerin çok iyi yapılabilmesi için bazik bir pH'e ihtiyaç var. Oradaki enzimler de bazik pH'da çalışıyor gençler. Yani vücudumun farklı bölgeleri farklı pH'a sahip olabilir. Her yerin sahip olması gerektiği bir değer var. Bu değerin altı da olumsuzdur, üstü de olumsuzdur. Bazen şöyle cümleler yazıyorum. Diyorum ki insan vücudunda metabolik tepkimelerin tamamı nötr pH'a sahip olan bölgelerde maksimum verimle gerçekleşir. Çok uzun bir cümle kurdum. Çok havalı ve çok doğru gibi gelebilir. Asla doğru değil. Vücudumun farklı bölgelerinin farklı pH'ı var gençler. Sonra geçiyorum. Birkaç tane bilmenizi istediğim kısım var ya. Onları tekrardan söyleyeceğim. İnsan kanının pH'ına ne demiştim? 7.4 demiştim. Bu pH'ın 7'ye düşmesi ya da 7.8'e çıkması kişinin ölümüyle sonuçlanabilir.
kan ve diğer vücut sıvılarının pH'ını dengede tutan da tampon çözeltilerimiz var. Yani oranın pH'i hep o rakamda kalsın diye. Midemiz asidik, pH'i 1,5-2 civarında ama ince bağırsağımız 8-9 yani bazik. Bu farklı pH dereceleri farklı enzimlerin çalışabilmesi için gerekli. pH değişiklikleri enzimlerin yapısını bozuyor. Eğer enzimler iş yapamazsa da tepkimeler gerçekleşemez. İç denge homeostazi alt üst olur. Devam ettim. Asitleri ve bazları dediğim gibi sadece ortaokulda bildiğimiz kadar birkaç cümleyle söylesek yeter. Asitlerin ve bazların birleşmesi sonucunda da tuzlar meydana gelecek. En bilindik asit çok karşımıza çıkacak kime demiştim? Hidroklorik asite. En çok karşımıza çıkacak baz kimdi? NaOH sodyum hidroksitti. Asitler ve bazlar bir araya gelir, tuzlar meydana gelir dedim. NaCl sofra tuzu. İki tane küçüğü bir araya getirip büyük bir şeye dönüştürüyorsan tepkimeden mutlaka su açığa çıkmış olur. Asit ve bazların reaksiyona girmesine nötralleşme ismini veriyoruz. Asidin hidrojen iyonu ile bazın OH iyonu birleşerek suyu açığa çıkartıyor ve tuz meydana gelmiş oluyor. Hücre sitoplazmasında ve hücreler arası sıvılarda tuzların belirli bir yoğunlukta bulunması metabolik açıdan çok önemli. Çünkü ortamların yoğunlukları belli olmak zorunda. Kanımın belli bir yoğunluğunun olması gerekiyor. Fazla su olması veya daha az su olması işleri bozar gençler. İnsan vücudunda da en çok bulunan tuzlar kalsiyum tuzları, şöyle yapayım, magnezyum tuzları, sodyum tuzları, potasyum tuzları. Benim vücuduma devamlı olarak bunları almam gerekiyor. Tuzların fazla tüketilmesi de hastalıklara yol açar. Az tüketilmesi de hastalıklara yol açar. Gerçi bu cümle sadece tuzlar için geçerli değil. Mineral maddeler için de geçerli. Karbonhidrat, yağ, protein her şey için geçerli. Her şeyin fazlası da zarardır. Azı da zarardır. Mantıken düşün. Sen tuzları fazla miktarda tüketiyorsun. Tuzu vücuduna çok fazla miktarda aldığın zaman vücut sıvılarının yoğunlukları değişiyor. Kanında daha fazla su var. Vücut sıvılarında kanında daha fazla tuz var. Vücut sıvılarında daha fazla tuz var. Buna bağlı olarak kalp ve böbrek rahatsızlıkları meydana gelebilir. Senin kanındaki tuz oranı fazla. Bu tuz böbreklerden süzülüyor. Bir süre sonra böbreklerde bu tuzlar bir araya gelip böbrek taşlarının oluşmasına sebep olabiliyor. Azalırsan ne olacak? Vücudunda bu sefer bu tuzla yapılan işler yapılmamaya başlayacak gençler. Buradan da mineral maddelere geçiyorum. Mineral maddeler kimler? Aslında kimyacının bize periyodik cetvelde öğrettiği elementler var ya, onların hepsine biyolojide mineral madde diyoruz. Sodyum, potasyum, flor, klor, brom, iyot, kalsiyum, magnezyum bunların hepsi birer mineral maddedir. Mineral maddeler de inorganik bileşiklerin altında, yani kimse mineral madde sentezleyemiyor. Herkes doğadan hazır alarak alıyor. Bunlar yapıya katılan düzenleyici, onarıcı moleküllerdir. Aynı zamanda eksikliklerinde ve fazla alınmaları durumunda tabii ki çeşitli hastalıklar meydana gelecek. Canlılar tarafından sentezlenemezler. Ya hocam niye söylüyorsun? Aslında en başta söyledin. İnorganiği kimse sentezleyemediği için su içinde, asit içinde, baz içinde, tuz içinde, mineral içinde bu dediğin geçerli. Doğadan hazır olarak alınıyorlar. Canlılar mineralleri, asitler, bazlar, tuzlar ve besinler yoluyla alacak gençler. Mesela neden bahsediyorum? Aslında ben tuz yediğim zaman NaCl hem sodyum hem klorür vücuduma alıyorum. Potasyum bilmem ne tuzu vücuduma potasyum almış oluyorum. Aynı şekilde besin yedim. Karbonhidrat yediğim zaman da vücuduma alıyorum. Yağ yediğim zaman da, protein yediğim zaman da. Aynı zamanda az önce söyledim ya, suya bir bakın.
Arkadaki etiketine pH'i biraz baziktir. İçinde bulunan mineral maddelerde yazar. Yani su içtiğim zaman da vücuduma mineral madde almış oluyorum. Yapıya katıldıklarını söyledik, düzenleyici olduklarını söyledik. Aynı zamanda olmazsa olmazımız enzimler var ya, tepkimelerin gerçekleşmesi için enzimler illaki olmalı. Organik bileşikleri anlatırken size enzimleri anlatacağım dedim ya. Enzimler su bulunmayan ortamda çalışamıyorlardı. Ortamda en az %15 oranında su olması gerekiyordu. Bunun haricinde bazı enzimlerin yapısına mineral maddeler katılıyor. Yani benim X ışını yapan bir enzimim var. O enzimin yapısında da atıyorum sodyum minerali var. Ben vücuduma sodyum mineralini alamazsam o X işini yapan enzim çalışamıyor. X işi meydana gelmiyor gençler. Bunlar tabii ki sindirilemeyecek. Yani daha küçük parçalara dönüştürülemeyecekler. Hücre zarından doğrudan geçebilecekler. Kim küçük kim büyük unutma. Bu sene çok işimize yarayacak. Bir şey hücre zarından doğrudan geçebiliyorsa ona küçük diyoruz. Geçemiyorsa büyük diyoruz gençler. Hemen devam ediyorum genel özellikleriyle. Hücresel solunumda enerji vermezler. Enerji verenler kimlerdi? Karbonhidrat, yağ ve proteinlerdi. Bunlardan başka enerji verici yok ki. Eksikliklerinde ya da fazlalıklarında tabii ki çeşitli hastalıklar meydana gelebiliyor. Birazdan vereceğim. Her mineralin vücutta kendine özgü bir görevi vardır. Mesela senin vücudundaki sodyumun bir işi var. Ya ben hiç yediklerimle sodyum alamıyorum. Potasyum sen git sodyumun işini yap. Ya potasyumu da bulamadık. Kalsiyum git sodyumun işini yap diye bir şey yok. Kim ne iş yapıyorsa mutlaka o vücuda alınmalı gençler. Bir mineralin eksikliği tabii ki başka bir mineralle asla giderilemez. Geldim bu mineral maddelerden en çok karşımıza çıkacak olanlara ve ben özellikle birkaç tanesinin üstünde duracağım, birkaç tanesini yıldız atacağım. Bunların sorularda karşımıza çıkma, yazılıda sorulma ihtimali daha yüksek gençler. Bunlardan tabii ki ilk olarak neden bahsedeceğiz? Hemen şurayı değiştireyim, bunu unutun. Kalsiyuma bir yıldız atacağım. Kalsiyuma baktığımız zaman kemik ve dişlerin yapısına katılan bir mineral maddedir. Bir de üstüne üstlük reklamlarda çok fazla duyuyoruz. Siz bizim çocuğa bizim yoğurdu yedirin. Bizim yoğurdu yedirirseniz ne yapacak? Kemik ve kas gelişimi çok daha iyi olacak diyorlar. Kalsiyum minerali kemik ve kasların, dişlerin yapısı için gereklidir. Sinir ve kas fonksiyonlarında görevlidir söyledim. Kanın pıhtılaşmasında da aynı zamanda rol oynayacak. Eksikliğinde bu kemiklerin yapısına katıldığına göre kemiklerde ne meydana gelecek? Yumuşama, eğrilmeler görülecek. Çok fazla alırsam da kanımdaki kalsiyum miktarı artar. Kanımdaki kalsiyum miktarının artmasına bağlı olarak kalsiyumlu kan böbreğe gidecek. Ne yapacak? Böbrek taşları meydana gelebilecek. Aynı zamanda eklemlerimde kireçlenmeler meydana gelebilecek gençler. Sorularda çok çıktığı için yazayım. Kalsiyum eksikliğinde çocuklarda raşitizm, büyüklerde osteomalazi dediğimiz kemik hastalıkları meydana gelir. Burayı tabii ki yanlış almışız gençler. Doğrusunu ben hemen size yazıyorum. PDF'te de aşağıda açıklamalar kısmına PDF koyuyoruz ya, orada da düzeltmeyi yaptırırım. Al yuvarlarda bulunan hemoglobinin yapısına katılır. Durdum. Kanımıza kırmızı rengini veren şey ne gençler? Kanımızda bulunan al yuvarlar, yani kırmızı kan hücreleri. Bu al yuvarlarımızın, kırmızı kan hücrelerimizin içerisinde hemoglobin adını verdiğimiz bir protein var. Hemoglobin proteininin yapısında da demir var. Ben vücuduma yeterli düzeyde demir alamazsam hemoglobin proteini iş yapamıyor. Yeterli düzeyde oksijen ve karbondioksit saramıyor, taşıyamıyor. Kansızlık, anemi dediğimiz hastalık meydana geliyor. Anemi şu demek değil. Sende 7 litre kan var, ben anemi hastasıyım, 5 litre kan var demek değil.
kanda bulunan al yuvar sayısının aslında az olması, kanın oksijen ve karbondioksit taşıma kapasitesinin düşük olması anlamına geliyor. Al yuvarlarda bulunan hemoglobinin yapısına katılacak, bitkilerde klorofil sentezlenmesinde görev alacak, eksikliğinde çok çıkar, demire de bir yıldız atıyorum. Anemi, kansızlık söz konusu olacak, tırnaklarda çökme, bitki yapraklarında sararma gözlenebilir. Fazla alırsak da erken yaşlanma ve demir sertliğine neden oluyor gençler. Buradan da hemen magnezyuma geçiş yapıyorum. Magnezyum dediğimiz zaman insanlarda kemik ve dişlerin yapısına katılacak, bitkilerde klorofil pigmenti denilen bitkilerin yeşil renkli görünmesini sağlayan bir pigment var. Bu pigmentin yapısında da magnezyum bulunuyor. Aynı zamanda mineraller neydi? Enzimlerin yardımcı kısımlarıydı. Kas ve sinir sisteminin çalışması için de gerekli. Eksikliğinde sinir sistemi bozuklukları görülebiliyor. Keza fazla alırsan kalsiyum gibi böbreklerde taşlaşmaya neden olabiliyor. Kireçlenmeye neden olabiliyor. Fosfor, biz DNA'yı, RNA'yı, ATP'yi bu sene öğreneceğiz. Ünitenin sonunda organik bileşiklerin en son kısmında öğreneceğiz. Diyeceğiz ki deoksiribonükleik asit, ribonükleik asit, adenozin trifosfat. Üçünün yapısında da P yani fosfor bulunacak gençler. Hücre zarının yapısına katılacak, kemik diş oluşumunda da etkili. Eksikliğinde kemik ve diş gelişiminde problemler görülüyor. Fazlalığında da kemiklerde kalsiyumun azalması söz konusu olabiliyor. Geldim sodyuma. Sodyum ve potasyum özellikle sinirsel iletimde görevli. Yani bizim sinir hücrelerimizin bir yerden bir yere emir taşıyabilmesi için sodyum potasyum pompası denilen bir pompa var. Vücuduma yeterli düzeyde sodyum ve potasyum alamazsam bunlar iş yapamamaya başlıyorlar. Asit baz ve su dengesinin ayarlanmasında görev alıyor. Kas kasılması ve sinir hücrelerinin uyarı iletiminde rol oynuyor. Eksikliğinde iştah azalması, kas krampları görülebiliyor. Fazla alırsan da keza böbrek taşı ve kireçlenme söz konusu olabilir. Potasyum için de zaten aynı şeyleri yazdık. Asit baz su dengesinde önemli. Kalp ritmini düzenliyor. Sinir hücrelerinde uyarı iletiminde görev yapabiliyor. Potasyumu eksik aldığım zaman kaslarda kramplar, kalp ritminde bozukluk, yorgunluk, halsizlik, sindirim bozuklukları görülebiliyor. Çok fazla alırsak da yine böbrek ve kalp sorunları meydana gelebiliyor gençler. Klor ve flora geçelim. En çok karşınıza çıkacak olanlara yıldız atıyorum. Unutmayın. Klor mide öz suyu oluşumunda görevli. Asit baz dengesinin sağlanmasında, hücre içi ve dışında su dengesinin ayarlanmasında rol oynar. Hangi mineral madde için asit baz dengesinin ayarlanmasında, yoğunluğun ayarlanmasına görev yapar dese hayır diyeceğim ki. Mineral madde bunlar zaten ortamın pH'ının ayarlanmasında etkili oluyorlar. Eksikliğinde sindirim sorunları ortaya çıkar. Flor diş sağlığının korunması için önemli. Yetersiz alınması diş ve kemik gelişimini aksatabiliyor. Fazla alırsak da bu sefer dişlerde sararma meydana gelebiliyor gençler. Geldim iyota, sorularda çok çıkar. Bizim tiroid bezimiz var. Tiroid bezimizden tiroksin adı verilen bir hormon sentezleniyor. Bu hormon yapısında iyot bulunduruyor. Eğer ben vücuduma fazla miktarda demeyeyim de yeterli miktarda iyot alamazsam tiroksin hormonunu sentezleyemiyorum. Tiroid bezim çalışıyor çalışıyor çalışıyor. Sonuç yok. Çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor. Sonuç yok. Tiroid bezinde büyüme, guatr dediğimiz hastalık meydana geliyor. Eksikliğinde dediğim gibi basit guatr meydana geliyor. Çocukluk döneminde de az sentezlenirse, iyot alamazsan vücuduna bu hormon az üretilirse büyüme ve zeka geriliği söz konusu olabiliyor. Çinko bazı enzimlerin yapısına katılacak, bağışıklık sistemini güçlendirecek. Eksikliğinde tırnaklarda beyaz lekeler, ciltte akne oluşumu, saç dökülmesi, bağışıklıkta zayıflama görülecek gençler. Kükürtte bazı amino asitlerin sentezi için gerekli. Eksikliğinde solgunluk görülüyor. Fazlalığında da alerjik reaksiyonlar meydana gelebiliyor. Hemen bir tane soru çözelim konumuzla ilgili. Biyoloji öğretmeni derste mineralleri anlatmış, öğrencilerine yandaki şekli göstererek bu minerallerin eksikliklerinde ortaya çıkan hastalıklara örnek vermelerini istemiş.
en bilindikler dediğim gibi karşımıza çıkar. Demir eksikliğinde anemi, kansızlık meydana gelir. Doğru mu? Evet. Al yuvarların yapısındaki hemoglobinde demir vardı. O zaman Zeynepçiğimiz doğru söylemiş. Magnezyum eksikliğinde sinir sisteminde bozukluklar meydana gelir demiş. Evet, sinirsel iletim için magnezyum da doğruydu. Gerekliydi. O zaman Merveciğimiz de doğruyu söylemiş. Kalsiyum en çok kemik ve dişlerin yapısına katılıyordu. Kalsiyum eksikliğinde kemikte yumuşamalar meydana gelir diyen Reşat da doğru söylemiş. İyot eksikliğinde klorofil sentezi gerçekleşemez demiş. İyot eksikliğinde neden bahsettik? Guatr hastalığından bahsettik. Emreciğim yanlış cevabı vermiş. Fosfor eksikliğinde kemik ve diş gelişiminde tabii ki aksaklıklar görülür denilen Kenan da doğru söylemiş gençler. Birlikte bir tane de eşleştirme yapalım. Doğru yanlışları koyalım gençler. İnorganik bileşiklerle ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y harfi koyunuz. Ototrof canlılar tarafından sentezlenir. Heterotrof canlılar beslenme yoluyla ototroflardan alır. Hadi oradan. Hiç kimse inorganik bileşikleri sentezleyemez. Herkes doğadan hazır olarak alır. Yanlış. İnsan vücudunda sindirilirler. Hadi oradan. İnorganikler küçüktür. Daha küçük parçalara dönüştürülemezler ki. Hücresel solunumda kullanıldıklarında bol miktarda enerji verirler. İnorganik bileşikler enerji vermez ki. Yapıcı, onarıcı ve düzenleyici olduklarını söylemiştik. Genellikle yapılarında CHO atomlarını bir arada içermezler. Genellikle yapılarında zaten karbon elementi bulundurmuyorlar. Temel element olarak gençler. Yine bir tane eşleştirme yapalım. Bakalım hangisini yazmamız gerekiyor. Sulu çözeltilerine OH iyonu veren bileşiklerden bahsetmiş. Kim sulu çözeltilerine OH iyonu veriyordu? Tabii ki bazlar, o zaman yazdım. Mavi turnusol kağıdını kırmızıya çeviriyor. Kırmızıya çeviren neydi? Anneler, yani asitlerdi. Tatlarına bakılabilenlerin, hepsinin tadına bakılmaz, genellikle acıdır diyor. Acı olanlar bazdı, ekşi olanlar asitti. Asit ve bazların birleşmesiyle kimler meydana geliyordu? Tuzlar. pH değerleri 0-7 aralığında değişen bileşiklere de asit ismini vermiştik gençler. Buradan hemen bir tane daha soru çıktı karşıma. Yukarıdaki tabloda verilen minerallerden hangi ikisi yer değiştirirse tüm minerallerin görevi doğru olur diyor. Şimdi baktım, al yuvarlarda bulunan hemoglobinin yapısına katılan kimdi? Demirdi. O zaman demirin nereye gelmesi gerekiyor? Buraya. Kas kasılmasında görevli olan kimdi? Kalsiyumdu. Onun da buraya gelmesi gerekiyor. Cevabı buldum. Demir ve kalsiyum. Bakıyorum. İyot, evet, tiroksin hormonunun yapısına katılıyordu. Magnezyum da klorofil pigmentinin yapısında bulunuyordu. O zaman kimi işaretleyeceğiz? Kalsiyum ve demiri. Onun da cevabı A'daymış gençler. Buradan da tabii ki konuyu şöyle bir toparlayacağım. Özet halinde size vereceğim gençler. En çok hangi kısım karşınıza çıkıyor diye. Ödevi en başta vermedim. Dersimizin sonunda vereyim. Bugün inorganik bileşiklerin tamamını bitirdik. İnorganik bileşiklerin tamamını bitirdiğimize göre kitapta da en sona kadar gelmiş olmanız gerekiyor. İnorganik bileşiklerin sonuna kadar geliyorsunuz gençler. Hemen göstereyim. Oradan özete geçeceğim. Sayfa 29'a kadar, 0'dan 9'a da çözmediğiniz hiçbir kısmın kalmamış olması gerekiyor. 9 dinamo içinde aynı şey geçerli. İnorganik bileşiklerin sonuna kadar geliyorsunuz. Hemen sayfasını söyleyeyim. Çünkü bir sonraki dersimizde organik bileşiklere geçeceğiz. Karbonhidrat, yağ, protein diye devam edeceğiz. Geriye dönüp eksiğimizi tamamlamamız gerekiyor. 9 dinamodan da sayfa 21'e kadar çözmediğiniz herhangi bir kısım kalmasın gençler. Şöyle bir toparlayıp özeti verip bitiriyoruz. Şimdi bugün inorganik bileşikleri anlattık. İnorganik bileşiklerin en bilindik kısımları karşınıza çıkar dedik. Hiçbir canlı tarafından sentezlenemiyorlar. Herkes doğadan hazır olarak alıyordu. Bunlar küçük, küçük oldukları için parçalanamazlar, daha da küçük moleküllere dönüşemezler.
yapıya katılıyorlardı, düzenliyorlardı, tamir işlerinde görev yapıyor yani onarıcı moleküllerdi. Hücresel solunumda kullanılmazlar. Zaten hücresel solunumda karbonhidrat, yağ ve protein dışında kullanılabilen bir şey yoktu. Su, asit, baz, tuz ve mineraller inorganik bileşiklerimizdi. Su canlıların yaşamlarını devam ettirebilmek için mutlaka doğadan hazır olarak alınması gerekiyordu. Su olmazsa yaşam söz konusu olamaz. Asitler sulu çözeltilerine hidrojen iyonu, bazlar sulu çözeltilerine OH iyonu veriyordu. Asit ve bazların birleşmesi sonucunda da tuzlar meydana geliyordu. Mineraller enzimlerin yardımcı kısmı yani kofaktör olarak ya da yapıya katılarak görev yapıyorlardı. Minerallerin görevleri de kendine özgüydü. Bir mineralin eksikliği başka bir mineral ile karşılanamıyordu gençler. Buradan dersimizin sonuna geldiğimize göre ödüllü soruyu gösteriyorum. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmına bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. İnorganik bileşiklerin de sonuna geldik gençler. Bir sonraki dersimizde biyolojide organik bileşiklere geçiş yapacağız. O derse kadar eksiklerinizi ve ödevlerinizi mutlaka tamamlayın. Görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar, ben tarih öğretmeniniz Osman Sarı. İlk dersimize hoş geldiniz. Umarım güzel bir yıl olacaktır. İlk ünitemiz insanlığın hafızası tarih. Ve bu derste neler öğreniyoruz başlığı hareket edersek, öncelikle tarih nedir başlığını değerlendireceğiz. Burada tabii ki anlatacak olduğumuz şeyler tarih bilimi, tarih bilimin içeriği, nasıl tarih yapılıyor, hangi metotlar falan kullanılıyor bunu değerlendireceğiz. Tarih bilim yönteminde tarihçi bir araştırma yaparken hangi sırayla araştırmasını yapacak ve tarihe yardımcı bilimler başlığından hareket edeceğiz. Tabii öncelikle şunu söyleyelim. Hangi ödevlerimiz var? Öncelikle 0'dan 9'a tarih başlığında arkadaşlar soru bankamızda 10. 17. sayfalarımızı dahil olmak üzere arayı çözüyoruz. Sonra 9. sınıf dinamo soru bankamız var ki burada da 11-13. sayfalarda arkadaşlar burada tabii şey var 11-13. sayfalar arasında böyle örnek sorularımız çözümlü sorularımız var. Ondan sonra diğerleri başlıyor. Sonra 19-23 küçük bir atlama yapıyoruz burada çünkü arada diğer bölümün örnek sorularını da göreceğiz. Hadi başlayalım. Tarih nedir? Şimdi tarihin tanımı yapılır. Tarih, insan topluluklarının geçmişteki siyasal, sosyal, kültürel, ekonomik vesaire tüm olayları ve olguları bunların birbiriyle olan ilişkilerini konu alırdı. Yani geçmişte yaşayan insan topluluklarının faaliyetlerini inceliyor. Ama aslında ezberlemeye çalışmayın. Var olan anahtar kelimeleri bulup bu anahtar kelimeler üzerinden bir cümle kurmaya çalışın. Bu cümlede, bu anahtar kelimeler üzerinden kurulacak cümlede olması gereken anahtar ifadelerimiz yer, zaman, sebep, sonuç, belge, objektiflik. Yani yer, zaman, sebep, sonuç, belge, objektiflik ifadelerini şöyle mesela kuralım. Tarih, insan topluluklarının geçmişte yaşadığı olayları yer, zaman, sebep, sonuç, belge, bilgi ya da ve objektif yargılar sonucunda oluşturulan bir bilim dalıdır. Ya da işte bunlara dayalı olarak oluşturulan bilimdir. Ya da bunlar kullanarak ortaya çıkarılan faaliyetler falan filan gibi bir şey söyleyip geçiştirebilirsiniz. Ama yer, zaman, sebep, sonuç, belge, objektiflik olsun ki soruları çok kolay çözebilirim. Peki, şimdi tarihçiler arkadaşlar, tarihle ilgili bazı görüşler ortaya koymuştur. Bunlardan ilki Herodot. Herodot der ki, tarih insanların ve insan topluluklarının başlarından geçenleri kaydetme yoluyla elde edilen bilgidir. Yani insan topluluğunun başından geçenleri kaydedecekmişiz. Ve o zaman tarihin konusu insan faaliyetidir. Tabii Herodot'ta bazı sıkıntılar var. Bu tarih bilimin özellikleri için onu değerlendiriyor ama coğrafi keşifler ya da işte kolonicilik ya da işte Roma-Kartaca savaşları gibi konuları inceliyor işte diye bakıyor. Ama bu arada bir de ne görüyoruz? İbni Haldun'u görüyoruz ki İbni Haldun'a baktığımız zaman İbni Haldun diyor ki tarih gerçeği araştırmak ve olayların sebeplerini bulup ortaya koymaktır. Gerçeği araştırmak, olayların sebeplerini bulup ortaya koymaktır diyor. Yani olayların ilkeleri, yani nedenleri, özellikleri incedir. Nitelik ve sebepleri hakkında bilgi derindir. Yani basitçe yüzeysel yaklaşmayın diyor. O zaman
tüm özelliklerini, tüm niteliklerini dikkate alarak incelemek zorundayız. O kadar basit değil diyor. Yani hemen şöyle bir bak, buradan bir yargıya var. Değil diyor. Tüm niteliklerine bakmalıyız diyor. Başka ne var arkadaşlar? Bir de Leopold von Ranke ne diyor? Gerçeğin ne olduğu belgelerde saklıdır. Bak şimdi von Ranke ne diyor ki? Belge. Belge yoksa tarih yoktur cümlesi aslında burada çok kullanılır. Geçmiş yaşanmış, bitmiş, deney gözlem yok ya tarihte. Yaşanmış, bitmiş bir olay zincirini ben neyle ortaya koyabiliyorum? Belgeyle. Zaten baktığınız zaman Orhun kitabeleri olmasaydı biz Türklere özgü ilk yazılı belgelerin Orhun kitabeleri olduğunu söyleyemezdik. Bilinen en eski yazılı belge olduğu için. Orhun kitabelerini inceleyerek Göktürk alfabesine ve tabii ki bunun içeriğine bakıyoruz. Belge yoksa tarih yoktur. Peki, belgeler demişken. Bu belgeler neyi araştırıyor? İnsanı değil mi? Zaten başka türlü anlayamıyoruz insanı. O zaman tarihin konusu nedir sorusuyla başlarsak. Tarihin konusu neymiş? Geçmişteki insan topluluklarının yaşayışlarını incelermiş. İnsan topluluklarının yaşayışlarını inceler. Nasıl klan, site, klan hani büyük sülale yapısı diyebiliriz. Site, şehir devleti şeklinde yaşamış, tarımla uğraşmış, ticaretle uğraşmış vesaire. Yaşayışları. Ama burada tarım ticaretinin dışında bir mesela üniversite sınavı sorusu var. Orada şey demiş, insan topluluklarının yaşayışlı ifadesine ezilmiş, horlanmış ifadesiyle ulaşmış. Yani insanların birini ezmesi, birini horlaması, küçük görmesi veya birinin ezilmesi de bir çeşit yaşayıştır arkadaşlar. Biz genelde böyle tarım ticaret diyoruz ama yaşayış dediğimiz zaman insanla ilgili ilişkili tüm yaşam tarzı içine giriyor. Ve kültürlerini inceler tarih. Tabii kültürle ne kastediyorduk? Tanım olarak kültür bir topluma ait maddi manevi değerlerin bütünü. Bir topluma ait maddi ve manevi değerlerin bütününe kültür deriz. Mesela Osmanlı kültür medeniyeti başlığını anlatıyoruz. Ya da işte kültür tarihi diyoruz. Ne anlatıyordu orada? Bilim, sanat, hukuk, yazı, dil, ekonomi, yönetim şekli, inanç, hatta orduyu anlatıyoruz. Yani şehir yapısını anlatıyoruz. Her şey, maddi manevi değerlerin hepsine birden kültür deriz. Ve insanların birbiriyle olan ilişkilerini inceler. Bakın burada bir Truva atını görüyorsunuz değil mi? Truva savaşını ifade ediyor. Demek ki göç, ticaret, savaş, barış, isyan, ihtilal gibi her türlü ilişkiler, toplulukların birbiriyle olan ilişkilerini inceler tarih. Peki, tarihin konusu ne değildir? Böyle ilk test sorularında falan çokça kullanılır bu. Tarihin konusu insansa, insan yoksa tarih yoktur diyoruz. Doğa olaylarını tarih incelemez arkadaşlar. Doğa olaylarının insan olan etkisini değerlendiririz. Mesela dağlık bir coğrafyada Türkler yaşıyor, göçebe yaşantıyla uğraşmış diyebiliriz. Ya da bir yerde aşırı soğuklar başladı ya da aşırı sıcaklar başladığı için insanlar göç etmiştir diyebiliriz. Ama ben aşırı sıcakla soğukla değil insan olan etkisiyle ilgileniyorum. O zaman tarihin konusu insan faaliyetidir. İnsan yoksa tarih yoktur. Peki hadi geçelim tarih biliminin yöntemine. Nedir bu? Şöyle diyelim. Şimdi bir tarihçi araştırma yapacak arkadaşlar. Tarihçi bir konuyu araştırırken hangi metodu kullanır? Örnek 17. yüzyıl Osmanlı tarihini araştıracağız. Ya da Osmanlı iktisatlarını araştıracağız. Daha böyle azaltalım, daraltalım konuyu. Ne yapacağız? Öncelikle 17. yüzyıl Osmanlı tarihiyle ilgili kaynakları ne yapacağız? Bulacağız. Belge olmadan tarih olmaz ya. Önce belgeleri bulmak zorundayız. Belgeleri bulduktan sonra belgeleri ne yapıyoruz? Sınıflandırıyoruz. Yani tasnif ediyoruz. Hani 3A sınıfı, 4A sınıfı. 4A sınıfının 3A'dan farkını bir yaş daha büyük sınıf. Bir üst sınıf değil mi? O zaman bulduğumuz kaynakları ya da belgeleri belirli bir sistemle zamana, mekana, konuya, özelliklerine göre sınıflandırıyoruz. Mesela ben 17. yüzyıl Osmanlı tarihini araştırırken aa diyorum paraları buldum. Siyasi anlaşmalar falan buldum. Belki içinde parayla ilgili bir şey vardır. Veya orada bir çek buldum, senet buldum. Hepsini kendi içinde niteliklerine göre gruplandırıyorum. Gruplandırdıktan sonra ne yapacağım? Tahlil edeceğim. Tahlil, çözümleme. Hani kan tahlili isterler ya doktorlar. Siz de gidersiniz, kan verirsiniz, bir tahlil yapılır. Ama tahlilde yargı yoktur. Tahlil, çözümleme. Kaynakları, bilgi ve orijinallik işe yarama yönünde incelediğimiz aşamadır.
benim işime yarayacak mı? 17. yüzyıl, 18. 19. yüzyıl falan gibi. Ya da günümüz Türkçesine çevireceğim ben bunu. Günümüz Türkçesi üzerinden bakacağım. Ve sonra ne yapacağım? Tercüme ettikten sonra tenkit, yani eleştiri. Eğer yanlış bilgi veren varsa, gereksiz olduğu düşünülen bir şey varsa ne yapıyorum? Bunu çıkaracağım. İşte çıkarma aşaması tenkit aşamasıdır arkadaşlar. Yani tahlil aşamasında, buraya dikkat edin. Tahlil aşamasında inceleme yapıyorum. Sonra bunları artık bu bana lazım ya da bu benim işime yaramaz. 4 tane belge aynı şeyi söylerken 5.si farklı şeyi söylüyorsa onu tenkit aşamasına çıkarıyorum. Sonra ne yapacağım? Terkip ya da sentez. Yani bu sefer elde kalan belgelerle edebi bir dille tarihi yorumlayarak yazıyorum. İşte buna da terkip diyoruz. Böylece zaten öğrencilere ya da vatandaşa anlatılan tarih bir sunum olarak karşımda çıkmış olacak. Peki, hep belge 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 dedik. Nedir bu belgeler? Hangi niteliklere göre ayrışırlar? Biraz da onlara bakalım. Şimdi kaynaklar ya da belgeler öncelikle birinci elden ve ikinci elden olarak ayrışmaktadır. Birinci elden kaynaklar olayın geçtiği döneme ait kaynaklardır. O dönemde oluşturulmuştur. Aspendos Tiyatrosu ya da Orhun Yazıtları veya herhangi bir tarihi kilise, tarihi para, tarihi bir belge ya da Kadeş Anlaşması'nın orijinal metni. Bunlar birinci eldir, döneme ait olan kaynaklardır. İkinci el kaynaklar, olayın geçtiği döneme yakın ya da o dönemin kaynaklarından faydalanarak meydana getirilenlerdir. Oğuz Kağan Destanı diyor bakın. Oğuz Kağan Destanı çok sonradan yazıya geçirilmiş. Bu nedenle ikinci el kaynaktır. Ya da herhangi bir eserin, Divan Nigatüttürk'ün kopyası düşünün. 20. yüzyılda bir matbaada basılmış kopyası. Bu ikinci eldir arkadaşlar. Orijinal belgeye biz birinci elden kaynak diyoruz. Kopyalar değil. Ve bu belgeler bu arada arkadaşlar kendi içlerinde aynı zamanda yazılı ve yazısız kaynaklar olarak da ayrılmaktadır. Şimdi mağara resimleri arkadaşlar yazısız kaynaktır. Mağara resimleri yazısız kaynaktır. Resim olsa bile. Burada tuzağa düşmeyin bakın. Mısır hieroglifleri yazılı kaynaktır. Ama mağara resimleri yazısızdır. Ama hocam burada da çizmişler görmüyor musun falan. Hayır, çizmiş olsa da bir şey anlatmıyor. Yani sana okumuyor, okunacak şekilde anlatmıyor. Bana burada tarif ediyor. Ben bakıyorum, burada ok atıyorlar, burada geyiğe benzeyen hayvanlar var. Demek ki avcılık yapmışlar diyorum. Ama burada okuyorum. Sesli, sessiz harflerle. Adamın o günkü duygularını olduğu gibi yazdığı şeyden okuyorum. Yani resim yazısı yazılı kaynaktır ama resimler yazılı kaynak değildir. Görsel kaynaktır. Bunun dışında neler var? Sözlü kaynaklar var. Efsaneler, destanlar, menkıbeler. Sesli görüntülü kaynaklar var. Resimler, filmler. Veya gerçek esne ve nesneler var. İşte arkeolojik her türlü buluntu. Veya işte tarihi eşyalar diye baktığımız zaman. Hani üzerinde yazı olmayan bir mezar taşı ya da bir mızrak da bu başlık içinde değerlendirilmektedir. Evet. Şimdi ünitemizin en önemli başlığına geldik. Yardımcı bilimler. Burada üniversite sınavında arkadaşlar AYT özellikle Edebiyat Sosyal bölümünde çok fazla soru geldi. Buraya odaklanalım, bunları bilelim ve yazılıda da mutlaka sorulacak. Çünkü temel bilgiler burada. Şimdi öncelikle tarihe yardımcı bilimler başlığımızda kronolojiyle başlayalım. Kronoloji nedir arkadaşlar? Zaman bilimi. Olayları sıraya koyarak bizim tarihi olaylar arasındaki sebep-sonuç ilişkisi kurmamızı ne yapıyor? Kolaylaştırıyor. İşte kavimler göçü şu tarihte olmuş, Batı Roma'nın yıkılışı bu tarih, İstanbul'un fethi gibi. Şimdi burada bir püf nokta var, burada bir tuzak var. Burada lütfen düşmeyin. Biz kronoloji bilimi olayları sıraya koyar deyince öğrenci haklı olarak şunu anlıyor. Demek ki en az iki tane tarih olacak ki kronoloji bilimi olsun. Bu doğru bir yaklaşım değil. İstanbul 1453'te fethedilmiştir dese bile, sadece 1453'ü verse bile ben diyeceğim ki kronolojiden faydalanılmıştır. Neden? Çünkü 1453 sıfırdan sonra değil mi?
Benim sıfırı koymama gerek yok ki. Sıfırdan sonra 1453 oluyor. Ben anlıyorum ki o bu çizgide 1453'te sıfırdan sonra yerini buldum. İşte kronolojiden yararlanmış arkadaşlar. İster size ilk çağ desin. Çünkü ilk çağdan öncesi neydi? Demir devri. Sonrası orta çağ. Arayı vermiş mi? Vermiş. Zaman var. Ya da 17. yüzyıl demiş. 15'ten sonra 18'den önce. Tamam. Arayı vermiş mi? Vermiş. O zaman işte bizim karşımıza tek bir tarihle bile kronolojiden faydalanıldığı bilgisi çıkıyor. Sonra ne geliyor? Paleografya bilimi. Ne olduğunu biliniz vardır mutlaka. Bilmeyenler için şöyle bir şeyle bakalım. Sümer kil tabletini görelim. O zaman Sümer kil tabletleri üzerinden baktığımızda bu neyle ilgili diyeceğiz? Arkadaşlar, yazı bilimi. Sümerlerden günümüze kadar olan yazıları inceleyen bir bilim. Lütfen dikkat. Burada çok kullanılan bir tuzak vardır. Tarih öncesi tarihi devirler diye bir anlatacağız bunu zamanı geldi ama bir sonraki dersimizde. Fakat burada bir hemen kapı açalım oraya. Tarih öncesi yazıdan önce demektir. Tarih öncesi yazıdan önce demektir. Milattan önce 3200'lerde Sümerlerin yazıyı bulduğunu biliyoruz. En azından elimizdeki bilgiler bunu gösterir. Yani paleografya biliminin başladığı yer Sümer çivi yazısından günümüze doğrudur. Milattan önce 3200'lerden itibaren, yani tarihi devirlerde vardır yazı. O zaman tarih öncesinde yazı yok arkadaşım. Tarih öncesinde yazı yoksa tarih öncesinde paleografya biliminden faydalanamaz. Bu çok soru. Hangisi tarih öncesi dönemde kullanılacak yardım cümlelerden? Ya da adam şöyle bir cümle kurar. Çok zor bir soruymuş gibi yapar bize. Ya işte biz Anadolu'da Alacaoğlu'da yaptığımız kazılarda işte aşağıdaki buluntulardan hangisine rastlanmış olamayız diyor. Şimdi tarih öncesi döneme ait Alacaoğlu'da yapılan kazılarda hangisine rastlanmış olamaz dediğinde aslında yazıdan önce ne yoktur? Tabii çok zor bir soruymuş gibi gelir. Biz hemen korkarız sorudan. Onun üzerine ne yaparız? Soruya bakmadan geçebiliriz. Halbuki bana şunu soruyor. Ya Anadolu'da tarih öncesi dönemde yazı olmadığını sen biliyor musun? Oraya mutlaka bir kil tablet diyecek. Bir işte diplomatik belge diyecek. Böyle yazılı bir şey koyacak ki beni korkutup soruyu yaptırmayacak. Peki diplomasi nedir? Diplomasi arkadaşlar siyasi belgeleri inceler. İşte Kadeş Anlaşması ve buna benzer belgeler diplomasi bilimi içinde sorulur. Bunları içerik yönünden inceler diplomasi bilimi. Tabii ki paleografyadan da faydalanarak, çünkü yazı biliminden de faydalanarak bunu çözecektir. Ve arkeoloji var arkadaşlar. Arkeolojiyi bilmeyen yok arkadaşlar. Arkeoloji kazı bilimidir. Ancak bununla ilgili sorumuz nedir dersek, bununla ilgili sorumuza baktığımızda karşımıza çıkan şudur arkadaşlar. Tarih öncesi dönemde tarihe en çok yardımcı olan bilim dalı hangisidir? Çünkü tarih öncesi dönemdeki bilgiler ne olmuş? Toprağın altında kalmış. Tarih öncesi milattan önce 3200 ve öncesi değil mi? 5200 yıldan önceki tarihe bakıyoruz. Onların çoğu toprağın altındadır ve bize onu kazandıran arkeolojidir. Dolayısıyla arkeolojinin püf noktası tarih öncesinin aydınlatılmasının tarihe en çok yardımcı olan bilim dalıdır diyeceğiz. Evet, peki antropolojiye gelirsek ne? Antropoloji insan ırkları ve kültürlerin gelişimini araştırır. Ama ırk üzerinden. Bakın burada bir tuzak soru vardır. Bir yeri kazdık. İşte orada Uygurlara ait bir kazı bölgesinde, mezarlıkta falan deyip şunları bulduk dediğinde, eğer insan iskeleti yoksa burada arkadaşlar antropoloji bilimi sorulmaz. Buna dikkat edin. Yani eğer mezarı kazdık, mezarda şunları bulduk dedi ve kalktı bana antropoloji dedi. İnsan iskeletini arayın. Yoksa yoktur. Üniversite sınavı sorusunda bu tuzak vardı. Peki ne vardı? Epigrafi. Epigrafi neydi biliyor muyuz? Epigrafi arkadaşlar gördüğümüzde onun yazıtlarından bakarsak ne olabilirmiş epigrafi? Kitabe bilim. Bağımsız levhalar ya da taşlar üzerindeki yazıları inceler. Bakın epigrafi mesela bir çeşmenin üzerinde de olabilir. Orada çeşmenin bir de kitabesi olabilir. Ya da bildiğimiz taşlar üzerindeki yazıları, içeriğini paleografya ile birlikte inceler. Peki heraldik neydi? Heraldik arkadaşlar, şuradan bakarsak heraldik arma birimi. Devletlerin kullandığı armalara bakar ve bu armalar üzerinden o devlet için önemli olan değerleri,
ortaya koyar. Yani bir bakıyorsunuz ki burada üç hilalli bayrak da var, ay yıldız da var Osmanlı armasında. Ama aynı zamanda ne varmış arkadaşlar? İşte terazi de varmış. Demek ki Osmanlı armasından baktığım zaman Türkler için adalet de var. İşte silah da önemli, savaş da önemli. İşte üç hilalle, tabii üç hilalle ilgili farklı yorumlar olsa da hani İslam'ı, bayrağı, vatanı temsil ettiği de söylenmektedir. Peki numizmatik nedir? Herkes bilir numizmatiği. Çünkü nedense ilgi çeker. Tarihi paraları inceleyen bilim dalıdır. Tarihte bilinen ilk parayı M.Ö. 700'lerde Lidyalılar kullanmıştır. Onlardan günümüze kadar olan paraları inceleyen bilim dalındır. Tarih paralar. Ama numizmatik biliminin bir püf noktası var arkadaşlar. Şimdi öncelikle para yazılı bir belgedir. Para yazılı bir belgedir. Buna dikkat edin. Para yazılı bir belgedir. O zaman tarih öncesinde para yoktur. Zaten ne diyoruz? M.Ö. 700'lerde ilk para kullanılmış. Ama ilk yazıya ne dedik? M.Ö. 3200'ler. Bu bir. Para yazılı kaynaktır. Bu nedenle tarih öncesinde yoktur. İki. Bir medeniyetin parasına bakılarak o medeniyetin kültürünü, sanatını, ekonomik gücünü, yöneticisini falan öğrenebiliriz. Metal 1 lirayı düşünün. Ön yüzünde ne var? Atatürk'ün resmi. Önemli yöneticilerini öğrenebiliyoruz. Başka ne öğreniyoruz? Yazılar var. Hangi yazıyı kullandığını görebiliyoruz. Üzerinde tarih var. Hangi döneme ait olduğunu görebiliyoruz. Kimileri üzerine önemli tarihi eserlerini inşa etmiş. Bizim 1 liramızın üzerinde belki bir zeytin dalı var. Barışı temsil eder ama diğer paralarımıza baktığımız zaman tarihi kişiliklerimiz ya da mekanlarımızı görmekteyiz. Kullanılan metale bakıyoruz. Eğer altınsa zengin bir medeniyet diyoruz. Yok, eğer gümüşse zengin sayılır diyoruz. Bakırsa ya çok zengin değil ama ticaret var diyoruz. Yani tarihi paraya bakılarak neler öğrenilir sorusuyla mutlaka muhatap oluyoruz. Gelelim coğrafya. Coğrafya insan mekan karşılıklı etkileşimi üzerinde durur arkadaşlar. Coğrafya bilgisi çok önemli. Harita bilgisi çok önemli. Harita bilgisi üzerinden pek çok soruyu ezberlemeden, konuyu ezberlemeden çözebiliyoruz. O nedenle arkadaşlar mutlaka bir tarih, bir coğrafya atlası edinmek zorundayız. Ben şimdi Urartular diyorum. Ne biliyorsun diyorum. Öğrenci diyor ki pek bir şey bilmiyorum eğer ezberlememişse. Doğu Anadolu'da kurulan Urartular dediğimde yine pek bir şey bilmiyorum diyorsa orada duralım. Doğu Anadolu'yu tanımıyor demektir. Doğu Anadolu nasıl bir yer? Dağlık bir yer değil mi? O zaman dağlık bir yerse hayvancılık gelişmiştir. Hayvancılık gelişmişse yün dokuma sanatı gelişmiştir. Dağlık bir yerse mimaride ne kullanmıştır? Taş kullanmıştır. O zaman günümüze kadar gelen mimari eserler kalmıştır. Urartulardan öyle. Aynı zamanda ne yapmış Urartulara baktığımızda madencilikle uğraşmışlar. Hatta ön asyanın gerçek maden ustaları olarak bilinir. Neden? Çünkü dağlık bir coğrafyada maden çıkarılır. Bu nedenle de maden işlemeciliğinde gelişmişlerdir gibi gibi özelliklere gidebiliriz. Daha pek çok örnek verilebilir. Hani Orta Asya Türkler hayvancılıkla neden uğraşmış? Yunanlılar neden koloni kurmuşlar? İşte Ege'de, Akdeniz'de kolonilerle ticareti yönelmişler gibi soruların cevapları hep coğrafyada gizlidir. O nedenle harita bilgimiz arkadaşlar önemli. Filoloji, dil bilimi, dillerin tarihi süreçteki gelişimini incelerken etnografya ise kültür bilimi olarak karşımda çıkar. Evet arkadaşlar, konu olarak burada noktayı alalım ve birkaç soruyla konumuzu devam ettirelim. Şimdi ne diyor? Tarihçilerin anlamaya ve açıklamaya çalıştıkları olaylar arasında hangisi yoktur? Biz ne demiştik? Tarihçi neyi inceler? İnsan faaliyetlerini inceler. O zaman insan faaliyeti yoksa tarih yoktur. Kitlesel göç nedir? İnsan faaliyetidir değil mi? Olay ve olguların içeriği. Yani olaylar ve olgular, insanlar arasındaki ilişkilere olay ve olgu diyoruz değil mi? İnceler. Siyasi çatışmalar, savaş, devletler arası çatışmalardır. İnceler. Sosyal gerilimler, toplumsal mücadeleler. İnceler. İnanç sistemlerinin temel öğretileri. Bak. İnanç sistemi demiyor. İslam'ı anlatacak demiyor. Temel öğretisi ne demektir inanç sisteminin temel öğretisi? Beş vakit namaz nasıl kılınır gibi. Ya da farzlar nelerdir gibi. Ya da işte Hristiyanlıktaki Hristiyan olmanın ilkeleri nelerdir gibi. Bunlar tarihin değil arkadaşlar. Dinin alanına girmektedir. Bir soru daha çözelim. Tarih, insan, insanların ve insan topluluklarının başlarından geçenleri kaydetme yoluyla edinilen bilgidir diyor. O zaman Herodot'un verilen sözü hangileriyle ilişkilidir diye soruyor. Tarih insan arasındaki ilişkileri kodu edilir. Evet, insan topluluklarının başlarından geçeni kaydediyorsan insan arası ilişki inceliyor. Tarih bilimi iklimlerin coğrafya etkisini inceler. Ne demiştik? İnsan yoksa tarih yoktur değil mi?
O zaman burada iklimin coğrafya etkisi diyor. İklimin insan etkisi demiyor. Coğrafya, yeryüzünün etkisi. Bana ne? Beni ilgilendirmiyor. Geçmişte yaşanmış olaylar tarihin inceleme alanına girer. Doğru mudur? Doğrudur arkadaşlar. Çünkü zaten tarihin alanı ne? Geçmişteki olayları incelemektir. Cevabımız D, 1 ve 3 olacak. Tarih araştırmalarında elde edilen bazı bulgular şunlardır demiş. Seramik eşya, para, kil tablet, silahlar. Bu bulgular yazılı ve yazısız olmalarına göre sınıflandırılırsa hangisi doğru olur demiş. Seramikler neydi arkadaşlar? Yazısızdı değil mi? Silahlar da yazısız kaynaklardı. Ama biz para yazılı kaynak demiştik. Orhun kitabeleri yazılı kaynak. O zaman 1-4 nerede olacak? Yazısız kaynaklar olacaksa cevabımızın B olduğu görülür. Sıkça sorulan bir soru modelidir arkadaşlar bu. Bunlara dikkat edelim. Evet arkadaşlar. Hadi ödüllü sorumuza bakalım. Şimdi bu milattan önce 3000'li yıllara ait bir ödüllü soru, paragrafından dayalı bir ödüllü soru hazırladık. Bu soruya bakacağız. Bu sorunun cevabını yorumlarımızda belirteceğiz. Her türlü yorumla birlikte cevabı da beklemekteyiz arkadaşlar. Ödülü unutmayalım. Sorular tabii ödüllü sorularda şuna çok dikkat edin. Yani bu soru ödüllü soruysa mutlaka içinde bazı gizli şeyler vardır. Çok özel seçimler vardır. Soruyu önümüzdeki hafta çözerken bu özel noktaları, püf noktaları size anlatacağız arkadaşlar. Evet gençler. Şimdi şöyle bir toparlarsak. Ne yaptık? Tarihin tanımını, tarih bilimin temel özelliklerini anlattık. Özellikle tarihe yardımcı bilimler üzerinde çok durduk. Bu bizim için çok önemli arkadaşlar. Yardımcı bilimlere çok özel önem verelim. Birinci elden, ikinci elden kaynaklar nelerdir? Bunlara odaklanalım arkadaşlar. Çünkü çokça gelecektir. Evet gençler. İlk dersimizin sonuna geldik. Mutlaka tekrarla ve sorularla konuyu pekiştirelim. Aksi halde çabuk unutulan bilgiler olacağı için ileride sıkıntı çıkarabilecektir bize. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel ama bir o kadar da önemli bir konu işleyeceğiz. Peki bugünkü konumuzun ismi nedir dediğimizde dünyanın şekli ve sonuçları. Bak bir önceki dersimizde doğa ve insandan bahsetmiştik. Orası biraz daha hani alıştırmaydı, kolay bir kısımdı ama buradan sonra işleyeceğimiz yani dünyanın şekli, dünyanın hareketleri, o mevsim tarihleri var ya gerçekten bizi zorlayacak ama hiç unutma ben senin yanındayım ve burayı sorunsuz bir şekilde halledeceğiz. O zaman hadi bakalım ünite içeriğimizde bizi neler bekliyor? Gelin hep birlikte göz atalım. Şimdi ünite içeriğimize baktığımızda ünite içeriğimizde neler var dersek öncelikle dünyanın şekli neymiş? Önce onu öğreneceğiz. Burada durduk. Bu şeklin ne gibi sonuçları var ve aynı zamanda bu şekli kanıtlayan ne gibi durumlar var onlardan bahsedeceğiz. Daha sonra evet dünyanın şeklinin sonucu olup bu geoid olduğunu kanıtlamayan bazı durumlar var. Yani biz bunu küresel şeklin sonuçları kısmında alacağız. Böylelikle dünyanın şeklinin sonuçlarını dört dörtlük halletmiş olacağız. Peki bu dersin bize faydası ne? Sonuçta üzerinde yaşadığım bir dünya var ve bu dünyanın nasıl oluştuğu ve dünyada bir yerden başka bir yere gittiğinde ne gibi değişimlerin yaşandığını öğrenmiş olacaksın. Ders bitti. Ödev vermeden olmaz. Hemen ne yapıyorsun? Sıfırdan 9'a coğrafya konu anlatımlı kitabımızı açıyorsun. Bak bir tarafı ne? Konu özeti. Hemen yan tarafında çoktan seçmeli testler var. Orada 20 ve 34. sayfa aralığını mutlaka ve mutlaka çözüyorsun. Dinamo Soru Bankası'nı açıyorsun. Dinamo Soru Bankası'nda da 23 ile 35 arasını güzel bir şekilde çözüyorsun. Özellikle Dinamo Soru Bankamızda bölüm sonlarında yazılı hazırlık kısımlarımız yer almakta. Aynı zamanda bu 9. sınıfta gördüğümüz dünyanın şekli ve sonuçları TYT'de karşımıza gelebileceği için burada biz sizler için ÖSYM tarzı sorular da hazırladık. Kazanıma uygun bir şekilde bu kitabı da temin etmeyi unutma diyelim. O zaman hadi bakalım evren, güneş sistemi, dünyamız neymiş ne değilmiş? Gelin hep birlikte bakalım. Şimdi sevgili dostlar dünyada dahil olmak üzere bütün gezegenleri, yıldızları, gök adalarını, kümeleri, gaz ve bulutları içine alan şu uzayın tamamına bir ne denir? Yorumlar kısmına yazmayı unutma.
İkincisi, güneşin çevresinde dönen, bak ne diyor, güneşin çevresinde dönen kendi ışık kaynakları bulunmayan, güneşten aldığı ışığı yansıtan gök cisimlerine ne denir? Burada buna bir attım, buna iki attım. Bunları mutlaka yorumlar kısmına bekliyorum, unutma. Şimdi geldik güneş sistemine baktığımızda gezegenleri biz iç gezegenler, dış gezegenler olmak üzere ikiye ayıracağız. Burada da güneşe en yakın ve minnak bir gezegenimiz var. Nedir o? Merkür. Devam ettik. Venüs nedir? Dünyanın ikizi sevgili arkadaşlar. Şöyle dünyaya geldiğimizde üçüncü gezegenimiz Mars neydi? Kızıl gezegen. Bunlar iç gezegenler. Arada ne varmış? Asteroid kuşağı varmış. Devamında büyük gezegenler kim bu? Jüpiter ve Satürn. Satürn'e bakıyorsun ne var? Satürn'ün halkası var. Halkalı gezegen dediğinde Satürn, Uranüs ve Neptün'e baktığınız zaman da mavi gezegen olarak ifade edebilirsiniz sevgili arkadaşlar. En büyüğü kim? En büyüğü tabii ki de Jüpiter sevgili arkadaşlar. Biz şurada üçüncü sıradayız ve dünya nasıl oluştu, ne şekilde oluştu ve hangi maddelerde meydana geldi insanoğlunun sürekli ilgisini çekmiştir. Yani biz bunu sürekli araştırmışız. İlk çağ döneminde de, orta çağ döneminde de, yeni ve yakın çağ döneminde de dünyanın nasıl oluştuğuyla ilgili birçok teori ortaya atılmış ve dünya günümüzden yaklaşık 4.6 milyar yıl önce kızgın gaz ve toz bulutlarının soğumasıyla birlikte oluşmuştur. Şeklini nasıl kazandı peki? Kendi ekseni etrafında dönmesiyle birlikte meydana gelen merkez kaç kuvvetinin etkisiyle kazanmıştır. Peki dünyanın bu yuvarlak dediğimiz şeklini nasıl bulmuşlardır dersek bunlarla ilgili araştırmalar yapılmış. Özellikle 1900'lü yıllarda jeodezi ve jeofizik dediğimiz iki önemli bilim dalı. Yerin şekli ve boyutlarını hesaplıyor ama bundan önce sizi 1519 yılına götürüyorum. İspanya'nın Sevilla kentinden Magellan ekibiyle birlikte sürekli batıya giderek yeni güzergahlar keşfetmek istiyor. İspanya'nın Sevilla kenti burası. Magellan ne yapıyor? Magellan diyor ki ben sürekli batıya gidip yeni güzergahlar bulacağım. Sürekli batıya gittiğinde Magellan'ın karşısına nere çıkacak? Amerika kıtası, Kuzey ve Güney Amerika. Güneye doğru geliyor ve Güney Amerika'dan geçiyor. Hatta orada ne var? Magellan Boğazı var. 1522 yılı Filipinlere geliyor. Asya'nın en doğu kısmına, Güneydoğu Asya dediğimiz o alana geliyor ve 1522'de işi gücü yok, yerlilerle savaşıyor ve ölüyor. Yardımcısı Delcano ölenle ölünmez deyip yolculuğa devam ediyor ve sürekli batıya giderek. Tekrar nereye geldi? İspanya'nın Sevilla kentine geldi. Tarih 1525. 6 yıllık bu süren yolculukta sürekli batıya gittiğimde tekrar İspanya'nın Sevilla kentine geliyorsam dünya nedir? Dünya yuvarlaktır. Ve 1900'lü yıllarda jeodezi ve jeofizik dediğimiz iki önemli bilim dalındaki gelişmelere bağlı olarak yerin boyutları hesaplanıyor ve diyorlar ki dur orada dünya yuvarlak değil. Peki nedir dediğinde dünyanın kendine has bir şekli var ve bu şeklin ismi geoittir diyorlar. Peki bu geoid ne? Dünyamızın kutup dediğimiz kuzey ve güneydeki iki uç noktasından basık, ekvator dediğimiz orta noktasından şişkin, kendine has şeklidir. Biraz önce de söylemiştim, unutmayalım. Dünyanın bu şekli kazanmasında kendi ekseni etrafında dönmesi sonucunda oluşan merkez kaç kuvveti etkili olmuştur. Peki bana biri bunu söyledi. Dedi ki dünyanın şekli geoid, küresel değil. Ben derim ki hadi lan orada. Nasıl? O zaman bunu ne yapması lazım? Kanıtlaması lazım. Yerin boyutları hesaplanıyor. Ve yerin boyutları hesaplandığında birinci ifade şu. İkinci, ortadaki görsele bakın. Ortadaki görsele baktığımızda ben ekvatorda bir noktadan başladığımda burayı şöyle bir kez turladığımda ne yapmış oluyorum? Ekvatorun çevresini gezmiş oluyorum değil mi? Ekvator çevresinin total uzunluğu ne kadarmış? 40.076 kilometreymiş. Şimdi ben tanımda ne demiştim geoid dediğimde? Dünyamızın kutuplardan basık, ekvatordan şişkin, kendine az şeklidir demiştim. Ekvator çevremiz 40.076 kilometre ise burayı nereyle kıyaslamamız lazım? Kutuplarla kıyaslamamız lazım. Bir meridyen yayından başlıyorum. Yani bir kutuptan başladım. Bir meridyen yayını takip ettim. Sonra antimeridyeni ile birlikte tekrar o kutuba geliyorum. Bu sefer de kutupların çevre uzunluğunu ölçmüş oluruz ve 40.009 kilometredir. Bak bir meridyen yayı ve onu tam daire yapan antimeridyeninin total uzunluğu da 40.009 kilometre. Şimdi ben buraya baktığımda arkadaşlar ekvator çevresi 40.076 kilometre mi?
Evet. Kutuplar çevresi 40.900 kilometre mi? Evet. O zaman ekvator çevresi kutuplar çevresinden 67 kilometre daha uzundur. O zaman bu dünyanın tam küre olmadığı gerçeğini ortaya koymuştur. Peki inanmadım, ikna olmadım. Kanıt başka. İşimiz gücümüz yok. Ekvatorda kazmayı, küreyi aldık. Kazıyoruz. Aşağıya doğru iniyoruz. Nereye ineceğiz? Çekirdek dediğimiz tam orta noktaya ineceğiz. Ekvatorda bu faaliyeti yapmak istersen, yapabilirsen tabii ki de, total uzunluğun, yani oraya kadar kat etmen gereken total uzunluk 6378 kilometredir. Aynı işlemi, gene işin gücün yok, kutuplarda yapıyorsun. Bu sefer kutuplarda yaptığında 6357 kilometre uzunluğa denk geliyor. Şimdi buraya gene dikkat et. Burada ne oldu? Gene aynı şekilde. Bakın. Ekvator yarı çapı, kutuplar yarı çapından daha uzun oldu mu? Artı 21 kilometre daha uzun. E küresel olsaydı bunların iki değeri de ne olması gerekirdi? Tabii ki de eşit olması gerekirdi. İşte sevgili arkadaşlar, dünyamızın kutuplardan basık, ekvatordan şişkin bir şekle sahip olduğunu kanıtlayabileceğimiz iki tane önemli, hem çevre anlamında fark hem de yarı çap anlamında bir fark var ve burada bazı sonuçlar var. Nelerdir bunlar dersek? Dünya geoid bir şekle sahip olduğu için, birincisi, ekvatorun çevre uzunluğu kutupların çevre uzunluğundan daha fazladır. Yani ekvator çevresi kutuplar çevresinden uzundur diyoruz. 40.076, 40.009, unutma. İkincisi, ekvator yarı çapı, hemen şuraya şöyle ekvator yarı çapı diyelim, kutuplar yarı çapından nedir? Daha uzundur. O zaman yarı çap ifadesi de dünyanın geoid bir şekle sahip olduğunu kanıtladı mı? Evet, kanıtladı. Bir diyelim. Bak şimdi. Bir öncekine geldim. Hemen şöyle geriye geliyorum. Ben ekvatorda yerin iç kısmını 6378 kilometre uzaklıktayım. Kutupta ise yerin iç kısmını 6357 kilometre uzaktayım. Ekvatordan kutba doğru gidersem yerin iç kısmına yaklaştım mı? Yaklaştım. Bu neyi etkiliyor? Bu yer çekimini etkiliyor. Ve unutma, yer çekimi ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe artar. Mesela bir cismin ölçülen ağırlığının ekvatorda daha az, kutuplarda daha fazla gelmesinin temel sebeplerinin başında yer çekimi gelecektir. Ve dünya üzerinde istediğiniz noktayı merkez alabilirsiniz. Çizebileceğiniz en geniş çember her zaman ekvatordur. İşte bu önemli dört tane sonuç dünyanın geoid bir şekle sahip olduğunu kanıtlar. Bak burayı unutma. Yaklaş. Gel gel gel. Çok önemli. Şimdi diyecek ki bana soruda, aşağıdakilerden hangisi dünyanın geoid bir şekle sahip olduğunu kanıtlar diyecek. Bak dikkat et ha. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın geoid bir şekle sahip olduğunu kanıtlar diyecek. Beynini ekonomik kullan. Nasıl? 4Ç diyeceksin. Kanıt 4Ç. Kanıt 4Ç diyeceksin. Nedir bunlar? 1. Eğer ki bir cümle içerisinde verilen seçeneklerde çevresini görüyorsan, ekvator çevresi, kutuplar çevresi dediyse al sana birinci kanıt. Eğer ki bir cümle içerisinde verilen seçeneklerde yarı çapı ifadesini görüyorsan al sana ikinci kanıt. Eğer ki bir cümle içerisindeki verilen seçenekte, bak dikkat et, yer çekimi ifadesini görüyorsan al üçüncü kanıt. Eğer ki verilen bir seçenekte çember ifadesini görüyorsan al sana bu da dördüncü kanıttır. 4Ç dedik yahu. Dikkat et buraya. Çevresi birinci Ç. Yarı çapı çap ikinci Ç. Yer çekimi çekim üçüncü Ç. Çember dördüncü Ç. Bak dört tane Ç'yi gördüğün zaman geoid olduğunu kanıtlar diyeceğiz. Cümleyi ezberlemeyi bırakacaksın. Beynini ne yapacaksın? Ekonomik kullanacağım. Bitti gitti. Ama şimdi burada bizim bazı durumlarımız var ki dünyanın şeklinin sonucudur. Evet ama dünyanın o kendine has bir şekle sahip olduğunu kanıtlamaz. Nasıl? Şimdi soruyorum size, ekvator sıcaklık olarak nasıl? Nasıl bir sıcaklık değerine sahip? Evet, ekvator sıcak değil mi? Kutuplar nasıl peki? Soğuk değil mi? Neden ekvator sıcak da kutuplar soğuk derseniz, bu dünyamızın şekline bağlı olarak güneş ışınları yeryüzüne her zaman ya da yeryüzüne her yere aynı açıyla gelmiyor. Ve bu açı ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe ne yaptı arkadaşlar? Daraldı. Bakın dikkat edin, şu sol alttaki görsele baktığınızda eşit miktardaki ışın demetleri ekvatora daha dik açıyla geldiği için burada daha az, daha dar bir alan ısıtılıp aydınlatılması gerekiyor. Kutupta ise aynı ışın demetinin
daha geniş bir alanı ne yapması lazım? Isıtıp aydınlatması lazım. O zaman burası daha çabuk ve daha çok ısınacaktır. Ekvator ne olacak? Sıcak olacak. Kutuplara doğru gidildikçe alan genişlediği için kutuplar daha soğuk olacaktır diyebiliriz. Tamam mı? O zaman diyorum ki güneş ışınlarının yere düşme açısı ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe daralır dedik. Bak dikkat et, ne diyor? Burada ne diyor? Bunun sonucunda diyor. O zaman benim şu aşağıda vermiş olduğum öncüllerin hepsi güneşin yere düşme açısının kutuplara doğru gidildikçe daralmasının sonucunda gerçekleşiyor. Bak buna çok dikkat et. Bazen soru çözerken bunlar geliyor ve hata yapıyorsun, tamam mı? Nasıl? Birazdan söyleyeceğiz. Şimdi eğer ki ekvatora güneş ışınları daha dik açıyla geliyorsa, yani güneş tam tepende öyle düşün, kutuplara ise daha iyi açıyla geliyorsa, senin gölgen ekvatorda mı daha uzundur, kutupta mı daha uzundur? Hemen şöyle sağ tarafta bunu gösterelim sevgili arkadaşlar. Şimdi şuraya şöyle bir hat çizdim. Şuraya 0 derece ekvator, şuraya da 90 derece kuzey kutup ya da güney kutup noktası dedim. Tamam mı? Hiç fark etmez. Şimdi ekvatorda bizim bir tane ağacımız olsun. Şöyle ağacı çizdik. Aynı ağacı şöyle kutba doğru da çizelim. Ve dedik ki burada yukarıda ne diyoruz? Güneş ışınlarının yere düşme açısı ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe daralır. O zaman ben şunu bileceğim. Ekvatora güneş ışınları daha dik açıyla geliyor. O zaman güneşi hemen ekvatorun tepesine şöyle koydum. Kutuplara doğru gidildikçe bu açı daralıyorsa bak ne oldu? Ekvatordaki o ağacın gölgesi oluşmadı ya da gölge boyu daha kısa ama kutuptaki ağacın, bak güneş buradan böyle geldi mi? Geldi. O zaman bu ağacın gölgesinin boyu daha uzun olacak mı? Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe gölge boyu kısadan uzuna doğru ne yaptı? Geçti. O zaman cisimlerin gölge boyu ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe tabii ki de uzar diyeceğiz. Peki ekvator ne dedik biraz önce? Daha sıcak. Kutup daha soğuk. O zaman sıcaklık değerleri ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe ne yapar? Azalır. Mesela bana ne diyecek? Bana burada ülke bazlı örnek verecek. Diyecek ki Kongo ekvatorda, Norveç kutupta, İspanya tam ortada. 3 tane alan aldık. Kongo'da sıcaklık ortalamasının yıl boyunca Norveç'ten daha yüksek olmasının temel sebebi nedir? Güneş ışınlarının yere düşme açısının kutuplara doğru gidildikçe daralması. E bu neyin sonucunda oluyor? Dünyanın şeklinin sonucunda oluyor. O zaman Kongo'da sıcaklığın yıl boyunca Norveç'ten daha yüksek olmasının temel sebebi neymiş derse bana dünyanın şeklidir diyeceğiz. Deniz ve okyanuslara baktığımızda her yerde buharlaşma miktarı aynı değil. Sıcaklığın yüksek olduğu alanlarda buharlaşma daha fazladır ama sıcaklığın düşük olduğu alanlarda ise buharlaşma daha azdır diyebiliriz. O zaman ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe deniz ve okyanuslardaki buharlaşma miktarı azalır ve buna bağlı olarak deniz ve okyanuslardaki tuzluluk oranı da kutuplara doğru gidildikçe azalır. Sen tatil için, yüzmek için, deniz, kum, güneş için nereye gidiyorsun? Mersin'e gidiyorsun, Antalya'ya gidiyorsun, Muğla'ya, Aydın'a, İzmir'e, Balıkesir'e gidiyorsun. Kalkıp da buradan Trabzon, canım güzelim şehrim Trabzon, bizi oradan izleyenlere de selam olsun, deniz turizmi için oraya gidiyor musun? Hayır. Niye? Çünkü Ege ve Akdeniz'deki tuzluluk oranıyla Karadeniz'deki tuzluluk oranı aynı değil. Ege ve Akdeniz'deki deniz suyu sıcaklığıyla Karadeniz'deki deniz suyu sıcaklığı da aynı değil. O yüzden deniz ve okyanuslardaki tuzluluk oranı da kutba doğru gidildikçe azalacaktır. Mesela Kızıldeniz'in Akdeniz'den daha tuzlu olması, Akdeniz'in Baltık Denizi'nden daha tuzlu olması neyle açıklanır? Dünyanın şekliyle açıklanır. Güneşin ufuktaki yükseltisi kutuplara doğru gidildikçe alçalır diyebiliriz ve güneş ışınlarının atmosferde kat ettiği yol aynı zamanda tutulma oranı. Dikkat et, atmosfere girdiğinde buradaki yol, ekvatordaki yol bu kadar, kutuplardaki yol ise bu kadar. O zaman ne oldu? Yolumuz kutba doğru gidildikçe arttı ya da uzar diyebiliriz. Hem uzar diyeyim hem de artar diyeyim buraya sevgili arkadaşlar. Geldik şimdi. Hemen kalıcı kar alt sınırı, orman, yerleşme ve tarım üst sınırlarına bakmamız gerekirse. Ekvatorda kar görebilir misin? Kendine bir sor bakalım bu soruyu. Evet, ben ekvatorda kar görebilir miyim? Yok diyenler tabii ki de yanlış cevap verdi. Ekvatorda kar görebilirsin. Nasıl mı görürsün? Dağın te yüksek tepesinde görürsün. Kutupta kar görebilir misin? Tabii göreceksin değil mi? Nerede görürsün? Aşağıda görürsün. Ekvatorda nerede?
Yüksekte. Kutupta nerede? Alçakta. O zaman ekvatordan kutba doğru gittiğimde karı gördüğüm yükselti. Hop! Alçaldı mı? Alçalır diyorum. Bak yukarıda kalıcı kar sınırını görüyorsun. Kutba doğru gidildikçe bu sınır ne yapıyor? Alçalıyor diyebiliriz. Peki bu neyi etkiler? Senin yetiştireceğin tarım ürününü etkiler. Senin yapacağın evi etkiler. Ve senin dikeceğin bir çam ağacı, bir meşe ağacını etkiler. Yani bunlar yerleşme üst sınırı, orman üst sınırı ve aynı zamanda tarım üst sınırını da etkiler. Ve bunların hepsi kutuplara doğru gidildikçe alçalır diyebiliriz. Hemen bir diğer ifadeye baktığımızda, dünyada yatay doğrultuda ve dikey doğrultuda çizmiş olduğumuz paraleller, meridyenler, enlemler, boylamlar var, tamam mı? Paralellere dikkat ederseniz, ekvatora şöyle geldiğim, ekvatordaki 40 derece enlemindeki, 60 derece enlemindeki paralellere baktığımızda, ne oldu paralel? Boyu kısaldı değil mi? O zaman paralellerin çevre uzunlukları ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe kısalır mı? Kısalır. Şimdi dur burada. Ben şimdi dünya küresel ya, makasla kestim. Makasla kestikten sonra bu paralelleri şöyle koymak istesem, bunlardan hangisi 0 derece olur? En alttaki değil mi? Buraya 0 yazdım. Hangisi 40 olacak? Ortadaki. Hangisi 60 oldu? En üstteki. Şimdi dünya kendi ekseni etrafındaki bir tam turunu 24 saatte tamamlıyor mu? Evet, tamamlıyor. Yani dünya buradan başladı, şöyle bir tam turunu attığında 24 saat. Buradan başladı, şöyle tam turunu attığında 24 saat. Buradan başladı, şöyle tam turunu attığında 24 saat geçmiş oldu sevgili arkadaşlar. Peki kat edilen yollar aynı mı dersek? Değil değil mi? Ekvatorda daha uzun bir yol, kutupta ise ister istemez daha kısa bir yol kat etmek zorundayız. Peki biz 24 saatte hepsinde bir tam turu atacaksak hangisinde daha hızlı olmamız lazım? Ekvatorda daha hızlı, kutupa doğru gittiğimiz zaman ise daha yavaş olmamız lazım. Neden ekvatorda daha hızlıyız? Yol uzun mübarek. Yol uzun olduğu için daha hızlı hareket etmen lazım. Kutupta yol kısa, daha yavaş bir şekilde hareket etmen lazım. Bitti gitti. Bu nedir biliyor musunuz? Dünyanın bilim zamanda kat ettiği yoldur. Biz buna çizgisel hız diyeceğiz. Ve ekvatorda çizgisel hızımız 1670 kilometredir saatte. Kutba doğru gidildikçe bu hız azalır. O zaman çizgisel hız şuraya şöyle azalır diyorum. O zaman dünya ekvatorda daha hızlı hareket ediyorsa, güneşin doğuş ve batış süreleri daha kısa, kutupta ise daha yavaş hareket ettiği için güneşin doğuş ve batı süreleri de daha uzundur. Biz bunlara grup ve tan süresi diyeceğiz. Grup süresi güneşin batış, tan ise güneşin doğuş süresidir ve kutuplara doğru gidildikçe bu süre uzar ya da artar diyebiliriz. Bunun bir diğer ifadeyle karşınıza çıkacağı şey alacakaranlık süresidir ve bu da gene kutuplara doğru gidildikçe uzar diyebiliriz. Ve biz sadece paralelleri çizmiyoruz. Bir de burada meridyenlerimiz var. Bak bazen görüyorum meridyenleri şöyle dik şekilde çiziyor öğrenci. Allah'ım gözlerim kanıyor. Böyle bir meridyen çizimi olamaz. Meridyenler ne yapar? Meridyenler bir kutuptan başlar, diğer kutba gider. Bir kutuptan başladım, diğer kutba gittim. Bir kutuptan başladım, diğer kutba gittim. Meridyenlerin boyları aynıdır. Peki meridyenlerde değişen nedir dersek, ahanda ardışık iki meridyen arasındaki mesafe. Ekvatorda bu mesafe daha uzun, kutuplarda ise bu mesafe daha kısadır ve meridyenler arası mesafe kutuplara doğru gidildikçe kısalır diyebiliriz. Şimdi özellikle kırsal alanlara gittiğinizde gökyüzündeki o yıldızları çok daha parlak, çok daha net bir şekilde görebilirsiniz. Ve dersiniz ki ya biz bunları şehirde niye görmüyoruz? Tabii görmezsin. Hem ışık kirliliği var hem de hava kirliliği var. Oradaki görmüş olduğun yıldızlardan bir tanesi kutup yıldızıdır. Ve kutup yıldızı sadece ve sadece kuzey yarım kürede görülür. Ve şunu unutma. Sen eğer ki kuzey kutup noktasında isen kutup yıldızını 90 derecelik açıyla görürsün. Ahanda 90. Sen neredeydin kuzey kutup noktası? 90 derece enlemi. Ne oldu? Bir bak bakalım. 90 derece enleminde 90 derecelik açıyla görüyorsun. O zaman senin kutup yıldızını görmüş olduğun açı kuzey yarımküredeki enlem derecesini verdi mi? Verdi. Oldu ki kutup yıldızını buradasın ve açıyı hesapladın. Açın 30 derece. Neredesin? 30 derece kuzey enlemindesin. Ve unutma, kutup yıldızını kuzey yarım kürede görebilirim
ama kutup yıldızını güney yarım kürede göremem. Güney yarım kürede de güney kutup yıldızını görüyoruz. Ve aynı zamanda biz küresel bir yüzeyi düzleme aktarıyoruz. Ama doğru bir şekilde aktaramayız. O yüzden küresel yüzeyler düzleme aktarılırken alanda, açıda ve uzunlukta bozulmalar yaşanmakta. Bunu da biraz sonra size göstereceğim. Ve aynı zamanda yerden yükseldikçe görebildiğimiz alanda genişlemekte diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Şimdi biraz önce ne dedik? Ekvator sıcak değil mi? Neden sıcak? Çünkü ekvatora güneş ışınları yıl boyunca dik ya da dike yakın açıyla geliyor. Kutuplar soğuk. Çünkü güneş ışınları yıl boyunca kutuplara eğik açıyla geliyor. Bak şimdi şuna dikkat et. Çok sıcak bir gün bankaya girdin, içeri buz gibi. Şöyle bir etrafa baktın, klima nerede göremedin. Sonra kafayı yukarı kaldırdın. Lan dedin ki ne işi var klimanın orada? Niye klima yukarıda? Ya da bankaya girdin, hava buz gibiydi dışarıda. İçeri bir girdin sıcacık. Etrafa şöyle bir baktın, petekler aşağıda. Niye petekler aşağıda? Şu. Şimdi ısınan ve soğuyan hava kütlesinin bazı temel özellikleri vardır. Hemen şöyle ekvator ve kutbu göstereyim ben. Ekvator biraz önce ne dedik? Sıcak dedik değil mi? Ve kutuplara doğru gidildikçe hava sıcaklığı düşüyor ve kutuplar daha soğuk diyeceğiz. Şimdi ısınan bir hava kütlesi genleşir, hafifler ve yükselir. O zaman ekvator sıcak olduğu için bu hava kütlesi genleşip hafifleyip yükseldi mi? Yükseldi. Ve burada basınç azalır. Alçak basınç olur. Kutuplar soğuk mu? Ve soğuyan bu hava kütlesi sıklaşır, ağırlaşır ve alçalır. Ve bu alçalan hava kütlesine bağlı olarak burada basınç artar ve bu alanlarda yüksek basınç olur mu? Olur. Peki sorum şu size. Ekvator ve kutuplarda yüksek ve alçak basıncın oluşmasını sağlayan ana etken nedir? Ekvatorda havanın sıcak olması, aynen öyle. Kutuplarda ise havanın soğuk olmasıdır. O zaman bir basınç havanın sıcaklığı ya da havanın soğukluğuyla ilgili ise biz bu basınçlara termik basınç kuşakları diyeceğiz. Ve unutma, ekvator ve kutuplarda termik basınç oluşuyorsa bu gene dünyanın şekliyle ilgili bir durumdur diyebiliriz. Ve aynı zamanda şu anda gündüzüz. Güneş bize geliyor diyelim ve biz aydınlık taraftayız değil mi? Ama bizim tam anti meridyenimiz, tam arka tarafımız ne olacaktır? Karanlıkta olacaktır. O zaman dünyanın bir yarısı aydınlıkken diğer yarısı ne oldu? Karanlık oldu. Burada karanlıkla aydınlığı ayıran şurada bir sınır var mı? Var. İşte biz bu sınıra aydınlanma çizgisi diyeceğiz. Ama bizim bu aydınlanma çizgisi dünyanın şeklinden dolayı çember şeklindedir diyebiliriz. Tamam mı çocuklar? Bunu da unutmamış olalım. Şimdi geldik önemli bir kısım. Diyor ki bana, dünya geoid değil de tam bir daire olsaydı hangi durumlar bugünkünden farklılık gösterirdi? Mesela şöyle geriye geldim. Mesela ekvator gene termik, kutuplar gene termik, yüksek basınç olur muydu, olmaz mıydı? Ya da ekvator çevresiyle kutuplar çevresi aynı olur muydu, olmaz mıydı? Ya da paralellerin çevre uzunluğu değişir miydi, değişmez miydi? Neler farklılık gösterirdi? Gelin şöyle bir düşünelim. Mesela dünya tam daire olsaydı paralellerin çevre uzunlukları bugünkünden farklı olur muydu? Şöyle düşünüyorum. Paralelleri çizdiğimde bu paraleller gene kutba doğru ne yaptı? Boyları kısaldı. O zaman bu gene değişiklik göstermezdi. Aynı olurdu. Ya da meridyenlerin arasındaki mesafe. Şöyle çiziyorum. Meridyenleri gösteriyorum. Aradaki mesafe gene ne yaptı? Kısaldı. O zaman bu da farklılık göstermezdi. Ama şimdi şunu düşün. Biz dünyanın geoid bir şekle sahip olduğunu kanıtlayan bazı durumlardan bahsetmiştik. Ekonomi devri ya devir. 4Ç. Çap, çekim, çember, çevre. O zaman dünya geoid değil de tam bir daire olsaydı bu 4Ç ne olurdu? Farklılaşırdı diyebiliriz. Tamam mı? Nasıl? Dünya tam küre olsaydı ekvator çevresiyle kutuplar çevresi birbirine ne yapardı? Eşit olurdu. Ekvator yarı çapıyla kutuplar yarı çapı birbirine ne yapardı? Eşit olurdu. Yer çekimi dünyanın her yerinde aynı olurdu. Çizebileceğimiz en geniş çemberde ekvator
olmazdı diyebiliriz. Tamam, bak bunu unutma. Bana bir ifade de. Dünya geoid değildi. Tam bir küresel şekle sahip olsaydı. Tam bir daire şekline sahip olsaydı. Neler değişir derse 4C farklılaşacak. Diğerleri gene aynı durumda olacaktır diyebiliriz. Peki gelin şöyle bir toparlayalım. Bak diyor ki bana ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe ne olur? Güneş ışınlarının yere düşme açısı artar mı? Azalır mı? Güneş ışınlarının yere düşme açısı kutuplara doğru gidildikçe daralır. O zaman burada mesela ülke vermemiz gerekirse şuraya şöyle Nijer diyelim. Şuraya şöyle Fas diyelim. Şuraya da şöyle Norveç diyelim. Hangisinde yıl boyunca güneş ışınları daha dik açıyla gelir dersek tabii ki de Nijer'e gideceğiz değil mi? O zaman bunu ben dünyanın şekliyle açıklayabiliyor muyum? Tabii ki de açıklıyorum. Gölge boyu kutuplara doğru gidildikçe uzar. O zaman Norveç'te ölçülen gölge boyu, bak Norveç'te ölçülen gölge boyu yıl boyunca Nijerya'dan daha uzun oldu mu? O zaman ben bunu dünyanın şekliyle açıklıyorum değil mi? Sıcaklık ortalaması kutuplara doğru gidildikçe azalır ve Nijerya'daki, Gabon'daki sıcaklık ortalaması yıl boyunca Norveç'ten daha yüksektir diyebiliriz. Deniz ve okyanuslardaki tuzluluk oranı, biraz önce ne demiştik mesela? Al Kızıldeniz, şöyle yazdım. Al sana Akdeniz, al sana Baltık Denizi. Hangisinde tuzluluk oranı daha yüksek? Tabii ki de Kızıldeniz'de. O zaman kutuplara doğru gidildikçe tuzluluk oranı azalır diyebiliriz. Yer çekimi ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe artar. Bu dünyanın geoid bir şekle sahip olduğunu kanıtlıyordu. 4C. Meridyenler arası mesafe kutuplara doğru gidildikçe azalır ya da kısalır diyebiliriz. Tamam mı? Kalıcı kar alt sınırı. Ekvatorda şöyle bir daha çizsek kar daha yüksekte. Kutupa doğru geldiğimizde kar çizdiğimizde kar ne yaptı? Daha da alçaklara doğru geldi. O zaman kalıcı kar alt sınırı kutuplara doğru gidildikçe alçalır diyoruz. Grup ve tan süresi çizgisel hızla değişiyordu değil mi? Dünya ekvatorda böyle hop daha hızlı. Kutupta ise böyle daha yavaş dönüyordu. O zaman kutupta güneşi doğuş ve batı süresi dediğimiz grup ve tan süresi daha fazlaydı. Kutuplara doğru gidildikçe uzar diyoruz. Paraleller arası mesafe sabittir. Ardışık birer derecelik paraleller arasındaki kuş uçumu mesafe tahmini 111 kilometre. Ama paralelin neyi değişiyor? Çevre uzunlukları değişiyor. Paralelin çevre uzunluğu kutuplara doğru gidildikçe kısalıyor. Geldik çizgisel hız kutuplara doğru gidildikçe azalır. Kutup yıldızını gördüğümüz açı kuzey kutup noktasına doğru gittikçe artar ve şunu da unutma. Kuzey yarım kürede kutup yıldızını gördüğün açı senin kuzey yarım küredeki enlem dereceni vermekteydi diyebiliriz. Açısal hız ise sabittir. 4 dakikalık süreç içerisinde 1 derecelik açı kat ediyoruz. Bunun da sabit olmasının temel sebebi çizgisel hızın kutuplara doğru gidildikçe azalmasıdır. Bak biraz önce harita çizimlerinde bozulmalar yaşanır demiştim. Onu burada size güzel bir şekilde göstereceğim. Şimdi şurada bir alan çiziyoruz. Nere burası? Haritası iyi olmayanlar. Bak ben burada bunu söyleyeceğim ama sen de şu haritayı bir köşene koy. Bak ya olmaz böyle. Burası Grönland. Peki geldim şuraya. Şöyle çiziyorum. Tam şurayı çizdim. Burası da neresi? Afrika. Tamam mı? Şimdi ben burada Grönland'la Afrika'yı kıyaslamak istesem. Kaç kat Afrika daha büyük desem. Şöyle bir tane koydum. Şuraya bir tane daha koydum. Hadi şuraya bir tane daha koydum. Hadi bir de sizin hatırınıza şuraya bir tane daha koydum. 4x daha büyük değil mi? Yani 4 kat Afrika daha büyük. Evet Afrika büyük ama tahmini yüz ölçümler. Grönland 2 milyon kilometre kare. Afrika bu şartlar altında 8. Hadi bir de 2 milyon da sizin için koydum. 10 milyon kilometre kare olsun. Afrika kaç milyon kilometre kare biliyor musunuz? 31 milyon kilometre kare. Abu 15 kat daha büyük. Haritada böyle görüyor muyuz? Hayır. Neden? Ya biraz önce biz nerede yazdık onu yukarıda? Meridyenler arası mesafe kutuplara doğru gidildikçe azalır dedik mi? Dedik. Normalde meridyenlerin böyle gitmesi gerekirken harita çizdiğimizde biz meridyenleri böyle koyuyoruz. Paralelleri böyle koyuyoruz. Bak buradaki alan eşit. Ama şöyle geri geldim. Bak şuna dikkat et. Şimdi nerede o? Hop şunu alayım. Buradaki alan ile buradaki alan aynı mı? Değil. Ama ben bir harita çizdiğimde buradaki alanla buradaki alan daha eşitse bura olması gerekenden daha
büyük gözükecektir. O yüzden harita çizimlerinde bozulmalar ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe artar diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Geldik sizinle bugünkü dersimizin sonuna. Bugün ne gördük, ne öğrendik? Dünyanın şekli neymiş? Dünyanın şekli geoidmiş. Geoidi kanıtlayan durumlar neymiş? 4 Ç'ymiş. Yer çekimi, çevre, yarıçap, çember. Bunları unutma. Bunlar dünyanın geoid bir şekle sahip olduğunu kanıtlayan durumlar. Bir de küresel şeklin sonucu neydi? Güneş ışınlarının yere düşmesi kutuplara doğru gidildikçe daralır. Buna bağlı olarak bunlar meydana gelir. Paralellerin çevre uzunlukları meridyenler arası mesafe kutuplara doğru gidildikçe kısalır. Bunun sonucunda bunlar meydana gelir dediğimiz durumlar. Bak burada da şunu unutma. Soruyu çözerken bana dedi ki güneş ışınlarının yere düşme açısı. Bak güneş ışınlarının yere düşme açısı kutuplara doğru gidildikçe daralır dedi. Ve bunun sonucunda diyor. Bak Allah'ını seven burada şuna dikkat etsin ya. Rica ediyorum. Bunun sonucunda dedi. 1. Kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık azalır dedi. 2. Kutuplara doğru gidildikçe yer çekimi artar dedi. 3. Kutuplara doğru gidildikçe ne desin? Denizlerin tuzluluk oranı azalır dedi. Hangisi ya da hangileri meydana gelir dedi. Bak şimdi bana ne diyor? Güneş ışınlarının yere düşmesi kutuplara doğru gidildikçe daralır. Bunun sonucunda neler olur? Güneş ışınlarının yere düşmesinin kutuplara doğru gidildikçe daralmasının sonucunda evet sıcaklık kutba doğru azalır. Doğru. Tuzluluk oranı kutba doğru azalır. Doğru. Ama yer çekimi kutba doğru artar. Doğru. Ancak ya bunun güneş ışınlarının yere düşmesiyle bir ilgisi var mı? Tabii ki de yok. O zaman ben bunu burada alamam. Cevabın ne olur? 1 ve 3 olur. Aferin sana. Hadi bakalım. Karşında günün ödüllü sorusu. Bak oradaki ilk cümlede boşluklar 2 tane vardı. Onları yorumlara bekliyorum. Ödüllü sorunun cevabını da yorumlar kısmına bekliyorum. Bir sonraki dersimizde dünyanın hareketlerinden bahsedeceğiz. Gene önemli, gene zevkli, gene güzel konu bizlerle birlikte dört dörtlük gidecek. Hadi bakalım bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.